Oktay'da ne bağırdım ne bağırdım maşallah. Hoş geldiniz. Ben Deniz Serhat Şahin. Ben Işıl Mete. Her zaman olduğu gibi yine müthiş bir curcuna sizleri bekliyor efendim. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Evet. Bugün çok güzel konuklarımız olacak. Güzel, o kadar güzel ki fenomen konuklarımız var evet. Efendim. Özel bir program yapacağız. İsterseniz lafı fazla uzatmadan her zaman olduğu gibi yine diyoruz ki... Curcuna başlasın! Mucaffer ne ya? Mucaffer ne haber? Hoş geldin. Nasıl? Hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir programda beraberiz. Sosyal medya fenomenlerimiz burada. İlk konuğumuz Muzaffer Kuytu. Hoş geldin. Hoş Muzaffer. Bulduk. Aa lütfen bir dakika, Muzaffer değil, onu düzeltin lütfen. Bir dakika. Ya internette sürekli benim konuşmamla falan da zaten alay edenler, dalga geçenler var. Şimdi tam yani güzel kapak oldu ya. Mucaffer ne haber? Mucaffer. Ya senden ne haber, iyisin? İyiyiz inşallah. Sen nasılsın? İyi abi, güzel var. Enerjine yetişmeye çalışıyoruz senin. Oo. Serhat'ın enerjisine yetişmek zordur evet. Beni kaptı. Şimdi sen ilklerdensin değil mi? Tabii. Bu nasıl bir soruydu? Sen ilklerdensin evet, değil mi? İlk insan burada? Benim. Hadi bakalım. İlk insan mı? İlk insan benim. İlklerden, Vanya'nın ilk değilim ben. Değil mi? Tabii ilk değilim. Ben üçüncü reaksiyon. İlk önce Hakan Epcan, Halis Söyletmez. Hı hı. Ondan sonra... Erkan Akeller falan, hı hı. Anıl abiler zaten en başta, Anıl İlterler falan. Biz üçüncü, ben işte Berat Töksöz falan filan, o tayfa biz üçüncü. Üçüncü derken durdum. Bunların araları çok açık değil ama değil mi? Çok değil, yakın değil, zaman. Değil değil, yani. Hani zaten bu işin başını tutanlardan birisi. Sosyal medyanın zaten çok güzel yürütenlerden birisi. Halis Öğretmez o zaman işte 2 milyon falandı. Hı hı. Biz de o zaman 400 bin falan yani. Fazla bir fark yok. Yavruları. Tabii, yavruları bir fark varmış. Güzel. Zaman olarak ne kadar fark var? Yani böyle hemen böyle arka arkaya çıkmışsınız gibi gözüküyor. Ya arka arkaya çıkmadı. Ben dizide oynarken... zaten şey yapmıştı, konuşmuştu. Dizide oynarken ben, benim oyuncu koçum işte bana diyor Vine diye bir application var, bak buna. İşte ben de öyle bakıyorum tabii buna. O zaman da Halis Söyletmez tabii 30 bin falan. O zaman da 30 bin yani büyük rakam. Sonra ben izledim bayağı böyle Halis Söyletmez, Anıl İlter, Erkan Eker, işte Eylül Öztürk falan çıktı tabii. Yani arkasından geldik yani. Onlar 100 bin oldu, biz başladık zaten. Tabii. Peki şey, biraz sonra o dizi mevzusunu falan da konuşacağız. Şimdi... Tam olarak nasıl başladı? Yani Vine'la nasıl tanıştın? Tanıştığında ilk böyle hani tepkin ne oldu? Çekerim lan ben böyle videolar falan. Nasıl bir tavır içindeydin? Şu oldu. Ben ilk önce biraz böyle hani normal arkadaş ortamında çekilen saçma bir şeyler çekmeye başlamıştık tabii biz. Bu ama... bizim klasik sorumuzdur bu arada. Evet. İlk video anladım, nedir anladım. Falan diye. Hatırlar anladım. Mısın bilmiyorum. Hatırlıyor musun sen ilk videonu? İlk videoyu hatırlıyorum ya. Onu buldunuz mu? Var mı? Hayır ama saçmalığını çok merak ediyoruz. Muhtemelen saçma olduğunu şöyle düşünüyoruz. Şöyle bir şey, bir tane video vardı. Baba tamam. Hani alışveriş yapıyor bir tane küçük kız. Baba tamam. Baba tamam yapıyor böyle. Onun dublajını yapmıştım. Hani saçlar 3 numara falan, sakal falan yok, bayağı toyum o zaman. Onları atıyordum böyle bakıyordum. İşte 5 beğeni, 10 beğeni, 30 beğeni oldu mu seviniyorduk falan böyle. Ondan sonra... tabii o zaman Kuzey Güney böyle bayağı bir canlı. Ben de bir yani evde öyle bir Kuzey taklidi yaptım. YouTube'a çektim ilk önce. Sonra baktım bayağı bir yürüdü. Ondan sonra zaten Kuzey attıktan sonra ertesi gün bir baktım uçmuş zaten yani. Yani bir anda oluyor zaten böyle hani öyle hani senin istediğin zaman gelişen bir şey değil sosyal medya. Hani diyorsun ki ya atayım buna da öylesine atayım diyorsun. Ertesi gün bir bakıyorsun. Yani yürümüş gitmiş. Bir anda patlamış. Tabii ben de Kuzey'le tanındım. Sosyal medyanın tabii taktiği budur. Hani bir şeyle tanınacaksın, onu devam ettireceksin. Ben de Kuzey'le devam ettim. Sevildi sağ olsun, sevdiler. Öyle devam ettim zaten. Ondan sonra zaten geliştirmeye başlıyorsun. Güzel oldu yani ondan sonra. Sana çok güzel kapılar açtı. Tabii güzel kapılar açtı. Yani başlangıç aslında böyle... Tabii. Normalde oyunculuk falan yapıyordun değil mi? Sen yapıyorum. Tiyatro falan tabii bir şeyler yapıyordun. Anlatsana biraz bize. Ben mesela bilmiyordum, içeride bunu duydum. İçeride giyinirken bunu duydum. Dedim ki yayında bunu sorarım. 3 yıl tiyatro yapmış bu. Ben giyinirken bunlar konuşuyorlar. 3 yıl tiyatro yapmış. Tabii 3 yıl tiyatro yaptım. Buradan Nihat Hocama çok selamlar. Kartal Hı-hı. Sanat Tiyatrosu'nda yani 2 yıl 3 yıl kadarıyla tiyatro yaptım. Nihat Hocama buradan çok sevgiler, saygılar. Sonra ne oldu? Başladım. Niye tiyatroyu bıraktın mı? Ne oldu? Ya işte öyle fenomen olunca falan bırakıyordum. Sen tersi yaptın. Tiyatrodan fenomenliğe geçiş gibi yaptın. Tiyatro, o zaman oyunculuk da vardı zaten. ondan sonra zaten sürekli gelişiyor. Her şey gelişiyor. Sürekli kapılar açılıyor. Sürekli tabii bu sosyal medyadaki yani fenomenlerle tanışmaya başlıyorsun. İşte sürekli
İşte onlarla buluşuyorsun, onlarla konuşuyorsun. Onlar da bir yani hep böyle bir çapraz bir ilişki vardır. Hep destek oluyor falan sana. Onun takipçisi bana, benim takipçim ona. Yani sürekli böyle bir alışveriş var sosyal medyada. Bunu tabii güzel kullanan belli, yürür gider. Biz de öyle zaten hani bunu bir çözdük. Hani çok güzel gitti zaten. Kapılar açtı bize, dizilerde oynamaya başladık tabii. Hani bayağı bir dizilerde oynadım, reklam filmlerinde oynadım. Bahsetmişsin, hemen ondan da şöyle bir Muhteşem Yüzyıl'da oynamışsın, Arka Sokaklar'da oynamışsın. Muhteşem Yüzyıl'da iki bölüm kadarıyla oynadım. Çok fazla oynamadım. Arka Sokaklar'da bayağı bütün bir bölümü kapatmışsın. Tabii tabii, o Polat karakterini canlandırıyordum orada. Uyuşturucu bağımlısı bir çocuk. Dayısı, annesi babası yok, dayısıyla kalıyor. Dayısı ya da amcasıydı, hatırlamıyorum pek. Amcasıyla falan kalıyor böyle. Amcası, işte yengesi, amcasının karısı, işte amcasının çocuğu var işte. Ben tabii hapisten falan şey yapıyorum böyle, yani aranıyorum polis tarafından. Mesut komiser beni arıyor falan böyle. Ondan sonra ben bir ormana gidiyorum falan böyle. İşte uyuşturucu içiyorum, orada basıyorlar, beni dövüyor polis falan. Bayağı böyle bir atraksiyonlu bölüm. Yani polisten kaçıyorum. Enteresan, niye ormanda içiyorsun? Kaçıyorum, ne bileyim ben de anlamıyorum. Yani arabayla gidiyorum oraya falan böyle. Ne yapsın, sahnede... senaryoda ne yazıyorsa tabii, onu uyguluyor çocuk. Evet. Yani ya onu yapıyor. O sahnede evet. Mesut komiser, yani Şevket Çor'un eli kanamıştı. Şimdi cama vuruyor, ben arabanın içindeyim. Beni öbür polis bayıltıyor, arabanın içine koyuyor, arabayı kilitliyor. Anahtarı atıyorum hani şimdi. Beni yakalıyor şey yaparken, içerken. Ben böyle tabii baygın bir şekilde böyle arabada duruyorum böyle. Mesut komiser geliyor tabii orada böyle. Silahın arka altıyla böyle, şarjör tarafıyla böyle cama vurdu çekimde. Üç defa vurdu, kırılmadı. Bir daha vurdu, kırılmadı. Dört. En sonunda altına böyle çivi taktılar, ufak böyle bir tane. Şevket Çor'un bir koydu cama böyle. Ondan sonra da elim eli kanadı böyle, hiç çaktırmadı. Hemen çekti elini falan böyle. Orada kestik zaten sahneyi. Oyunculuk işte. Tabii. Eli kanadı Şevket abi. ben şahit oldum. Bir de merhamet dizisi. Aslında orada esas galiba aslında... Tecrübeyi orada mı edindin diyeyim. Bir sezon boyunca oynadın mı? İlk sezonunda oldun galiba. İbrahim Çelikkol'un gençliği. Tabii. Flashback'i evet, mi evet, yoksa tabii. Direkt gençliği, başlangıcı gençliği miydi? Ya 19, şimdi merhamette şu vardı. 1996, 1996, 2002 olması lazım. Bir de 2016 olması. Ay 2016. 2015'ti galiba o zaman. 2016 ya da 2015'ti. Öyle vardı. Hani 3 kısım vardı zaten. Biz 1996'daydık. Ben bir bölümlüğüne girmiştim merhamete. İkinci bölümde oynayıp çıkacaktım konuk oyuncu. Ondan sonra tabii sevilince sürekli devam etti. Tabii 15 bölüm kadarıyla falan bayağı oynadım yani. Çok da güzel sahnelerimiz var. Hani, ya bir sezon neredeyse tabii, oynamışsın. Hani İbrahim Çelikkol, Özgün Amal. Hani onlarla tanışmak güzel bir hani deneyimdi benim için. Tabii ondan sonra kapılar açılmaya başlıyor. Poyraz Karayel'de yine küçük bir canlandırdım. Bahri Umman karakterinin. Yine genç. Bize rol yapışır diyorduk ya. Buna da çocuk ya, gençlik rolleri değil mi? Bir ara zaten küçüklüğü yapışmış. Evet, bir ara doğru. Sosyal medyada şu olayı vardı işte. Hani tipine bakınca 10 saniye bakınca şu geliyor aklına. Ben de şey yaptım. İşte Muzaffer 10 saniye bakınca işte küçüklüğünü canlandırdı. O olacak zannettim bir an. Hani sürekli bir küçüklük geliyor bana yani. Merhamet'te şimdi Poyraz Karayel'de izlediyseniz o sahnemi. Gayet sevildi yani, güzeldi. Şimdi nasıl peki, istikamet ne? İstikamet devam, güzel. Şimdi radyo sinema okumayı düşünüyorum. Radyo sinema okuyacağım. Sosyal medyayı yine bırakıyorum. Bak şimdi bak Allah aşkına bir dakika bak şimdi, rollere bak şimdi. Bak. Aslında biz bunu içeride konuşuyoruz ama burada sanki ilk defa konuşuyormuşuz gibi. Bak ben ona diyorum ki, sen çaktırıyorsun. İstikamet ne? Radyo televizyon. Bilmiyor muydun? Aa ben yeni duydum şu anda. Hani konuştuk ya. Ya şu birkaç gündür de Muzaffer konuşuyoruz işte. Büyük bir kesim şey falan var. Böyle özellikle gençler yani şimdi genç kesim ya yani yaş grubu biraz daha küçük olanlar. İşte sunucu niye böyle şive yapmaya çalışıyor? Ya arkadaş yani ben şimdi böyle konuşuyorum. Arada bir böyle yapıyorum yani. Şimdi bazen peltek oluyorum. Bazen öyle ya şimdi enteresan izleyicinin sadece bizim için değil, sizin için de aynı şey. Tabii. Tepkisi, reaksiyonu çok değişik. Ya biraz beni övsene. Ben nasıl bir insanım? Yağlasana beni ya. Muzaffer. Abi gerçekten çok iyisin yani. Enerjine bayılıyorum seni. Mükemmelsin bize, abi. Evet. O enerjinden biraz da bana ver abi. Aman Allah'ım. Sağ ol ya, biraz oh be, içim rahatladım. Rahatladım vallahi rahatladım. Sendeki bir boy post bende. Sağ olasın canım kardeşim. Sen de çok iyi bir abi, insansın. Çok güzel, başarılı gerçekten olacağını düşünüyorum ben de. Eyvallah. Zaten biz buraya gerçekten başarılı olacağını düşündüğümüz ve seçe seçe bütün arkadaşları hakikaten
çağırıyoruz. Ve tabii ki başarılı olanları çağırıyoruz. Değil mi? Hep başarılı olanları çağırıyoruz. Teşekkürler. Şimdi o yüzden diyorum hani böyle içeride konuştuk ama izleyicilerimiz bilmiyor. Radyo, televizyon. Neden radyo, televizyon? Neden oyunculuk değil mesela? O tarz bir şey niye okumuyorsun? Yok oyunculuk, ben zaten konservatuar okumak, yani benim planım buydu. Çocukluğumdan beri ben konservatuar okumak istiyorum. Çocukluğumdan beri. Ama şey dedim ben şimdi. Şimdi ben YouTube'dayım. Sosyal medya var. YouTube'u da bırakmıyoruz. Şimdi konservatuar tamam, çok güzel bir altın bilezik. Ama diyorum ki radyo, sinema. Hem diyorum ki yani ben şey kamera ortamını, kamera arkasını, o ortamı seven bir insanım. İşin mutfağında diyorsun. Tabii, işin mutfağında yetişmek istiyorum. Radyo, sinema, o yüzden istiyorum ben bunu. Tabii şimdi oyuncu olan bir insanın da kendini sürekli bir geliştirmesi lazım. Sürekli bir adım önde olursa o zaman başarılı olursun demektir. Ben de sürekli kendimi geliştirmeye yönelik şeyler yapmak istiyorum. Şimdi radyo, sinema oku ki hani şey diyorum, kamera arkasında... kamera arkasından o kamera içine baktığın zaman içeride ne olduğunu göresin. Şimdi kamera önüne geçtin, tamam kamera önüne geçtin, oynuyorsun ama oynadığın zaman da oradan sana nasıl baktıklarını görebiliyorsun. Bu zaten var. Onu görüp oynuyorsun. Ya zaten aynı reaksiyon, konservatuar, radyo, sinema aynı olay yani aynı şeylerle kesişiyorlar zaten. Hepsi aynı yere çıkıyor zaten. Diyorsun. Evet. Yani, Muzaffer! Efendim! Yapıştır. Arabanın muayenesini, muayenesini kendin mi yaptırıyorsun? Hayır. Peki araba kullanırken hiç yolunu kaybettin mi? Evet. Hiç birinin üzerine kustun mu? Hayır. Eşin ya da sevgilin için canını verir misin? Evet. Uyku tutmayınca koyunları sayar mısın? Neleri? Koyun. Hayır. Bir koyun. Trafikte hız sınırını aşar mısın? Evet. Tavuk yumurtadan mı çıkar? Efendim? Tavuk yumurtadan mı çıkar? Evet, hayır. Yumurta tavuktan mı çıkar? Evet. Sınavlarda kopya çektin mi? Evet. Bu da soru mu ya? Evet. Hiç fermuarın açık gezdin mi? Evet. Müdür. Evet. Kışın içine kilotlu çorap giyer misin? Şu anda giyiyorum. Ciddi misin? Evet. Aa çok güzel. Hiç kalabalık... -5'ten geliyorum abi. Hiç kalabalık bir sıraya kaynak yaptın mı? Evet. Hiç mağazada denediğin bir kıyafeti yırttın mı? Evet. Sevgiline çiçek aldın mı? Evet. Kimselere nazarın değdi mi? Hayır. Karanlıkta esnesen bile ağzını kapatır mısın? Evet. Dünya yalan mıdır? Hayır. Rüyalara inanır mısın? Abi inanıyorum evet. Geleceğimiz fallara mı kalmış? Fala inan ama fala inanma, falsız kalma. Hayır. Kahve falı bakar mısın? Hayır. Sence erkekler dedikoducu mudur? Efendim? Sence erkekler dedikoducu mudur? Evet ben bir dedikodu yapıyorum var ya. Sence kadınlar dedikoducu mudur? Sormaya gerek yok. Okulda popüler miydin? Evet. Şampuan bitmeye yakın içine su katar mısın? Her zaman yeter. Oh yeah. Fobi olarak. Oyunculuğuna güveniyor musun? Evet. Para mutluluk getirir mi? Evet. Muzaffer, sevgilin var mı? Hayır. O zaman bu çiçekleri kime alıyorsun oğlum sen? Sevgilim vardı, ayrıldık. Ha, olduğu zaman almış. 2-3 ay önce ayrıldık. Yeni ayrıldın. Yeni, daha yeni. Peki ayrılmadan önce kıskandığı için mi ayrıldın? Niye ayrıldın? Böyle bir şey var mı? Niye soruyorum biliyor musun? Bizim bu sosyal için medya çok önemli bir soru bu, evet. Bir mevzu var. Şimdi hani olabilir evet. Yani kıskanabilir, çok ilgi duyuluyor, tabii, yazılıyor. Tabii. Bir de bu şey direkt mesaj atabilme olayı, yorum yapabilme evet. Falan bir sürü hani atraksiyon var. Anlatsana bize bunlardan biraz, yani bu bir sıkıntı olabiliyor mu bir fenomen için? Ya çok mesaj geliyor, evet doğru söylüyorsunuz da. Şimdi bunu tabii anlayan birisiyle beraber olacak. Kız arkadaşım bunu çok anlayışla karşılıyordu. Hani tabii bunu anlamazsa zaten beraber olamayız. Şimdi sonradan bir şeyler anlaşılıyor. Oluyor. Oluyor işte sonradan. Sonradan değişiyor diyorsun bazı şeyler. Sonradan tabii yani kimseyi suçlayamam. Yani onu da suçlayamam. Kendimi de suçlayamam ama sonradan bazı konularda anlaşılmıyor. Bitiyor yani. O konuya fazla girmiyor. Girmiyoruz, çıkıyoruz tamam, hemen. Girmiyoruz. Ben şimdi sana şeyi soracağım esas. Şu anda ne yapıyorsun iş güç? Şu anda sosyal medyayla uğraşıyorum. Bir de YouTube MC'nin de çalışıyorum.
Yani sosyal medya, tamamen işimiz sosyal medya yani. Parayı çevirebiliyorsunuz tabii, değil mi? Tabii. Yani dizilerle alakalı var mı? Dizilerle alakalı. Yani diziye devam. Ajans, hani menajerin ajansımızla çalışıyoruz ama şimdi tabii gelen şeyleri değerlendiriyoruz ama sosyal medyayı da kesinlikle bırakmıyoruz yani. Sosyal medya bizim için artık bir hani iş olmazsa oldu. Olmaz. Tabii olmazsa olmaz. Bağımlılık haline geliyor yani gerçekten yani. Şimdi ben gece yatmadan önce en az bir saat hani şey yaparım. Sosyal yatağa yatarım. Kim böyle. Ne yapmış, sosyal ne medya etmiş? Kim ne yapmış, kim ne etmiş. Hani bağımlısıyız yani. Bayağı olmazsa olmaz tabii. Baya. Kontrol ediyorsun sürekli. Yani bağımlısıyız yani, öyle diyeyim. Çoklusun yani fenomenlikten. Yani şimdi şöyle bir şey var. Çok şeyim yani, hani olmadan yapamıyorum. Sosyal medya olayı şu yani, bir fenomen. Bir fenomene de ki, bir hafta telefon mu? Yani şimdi onu soracak. 10 milyar mı, 20 milyar mı? Telefon der yani, kesinlikle. Telefonunu çalıp çok güzel seni tehdit edebiliriz yani. Aman aman yapmayın öyle şeyler yanımda. Yalnız şöyle de bir olay var. Bütün hepsinde de yaşıyorum aslında. Şimdi bu fenomen arkadaşları aradığım zaman telefon hiç çalmadan anında açılıyor. Her birinde de diyorum ki ya ne yapıyorsun? Elinde hazır gibi böyle sürekli. Ben bakıyorum sürekli. Bankamı aramış diye aşamaya. Mesela bir paylaşım yaptığında ilk birkaç dakika nasıl geçiyor? O işte o birkaç dakika diyorum bakma yani. Hani yani paylaşır paylaşmaz sonra. Hemen bakıyorsun anladım. Değil mi böyle? O bizi o kadar terletiyor ki. Bak anlatamam ya. Şimdi şey Vine'da ilk zamanlarda şöyle vardı. Attık ama tutacak mı? Bu. Ama şimdi şu an bakıyorum. Şu anda da aynı ya biz ne yapıyormuşuz ya diyorum. Şu beğeniye bak. Ya biz mesela sabaha kadar çektik ya. 24 saat içinde 7-8 bin beğeni olmazsa siliyorduk. Çok saçma değil mi? Evet. Çok saçma ama işte... Öyle şeylerimiz vardı. Mecburiyet mi var? Neden siliyorsunuz? Mesela şöyle bir şey vardı. Bir dakikada 200 beğeni almadı siliyorduk. Mesela. Kalsa ne olur ama? Mesela silmesen? Ya şey diyorduk mesela. Kaldı, bak, tutmadı. Yani tutmadan öyle anlıyorduk. Attık mesela böyle. Bir dakikada mesela 100, yani 150-200 beğeni yok mu? Hemen siliyorduk. O zaman sadece tutanları. Tabii. Ama ne alaka ki şimdi bir dakikada? Ne belli olacak? Dışarıda olur. Hani, tabii canım. Hani ne alaka? Ama bunu sonradan anlıyorsun. Şimdi biz o zaman... Ben bunu YouTube'a geçtikten sonra anladım. Şimdi Vine'da şu vardı. İşte attık beğenilecek mi? Beğenildi mi? Hep böyle bir şey vardı ama takipçi şunu seviyor. Aktif mi? Her zaman atıyor mu? Bakıyor hani bakıyor. Ne zaman atmış? Bir ay önce. Aman boş ver. Yani bu yani. Yani bu çok önemli. Sosyal medyayı paraya çevirebiliyorsunuz. Sen nasıl çeviriyorsun? Biraz bize şey anlatsana. Mesela biz geçen burada özellikle konuştuk. Ne şekil bu paraya dönebiliyor? Nasıl olabiliyor? Ya sosyal medyada sosyal medya PR'ları var, sosyal medya ajansları var. Tabi bu ajanslar mail atıyor, işte bir ürün var, reklamını hani tanıtımını hani güzel samimi bir şekilde reklam olduğunu belli etmeyecek şekilde yapar mıyız? Konuşuluyor zaten. Yapılıyor mesela. Bir tane Frankenstein diye bir tiyatro oyunu var biliyorsunuz zaten. Onun bir filmi vardı zaten. Onun filmi bana reklam gelmişti. Bunu nasıl yapalım? Korku filmi izleyen çocuk Frankenstein. Eyvah falan böyle. Onu çekmiştim. Hiçbir reklam olduğu bilinmiyor falan ama tabii kendi merak ediyorlar hemen Frankenstein açıp izliyorlar. Tabii orada hashtag'lerde ya da siz onu tagleyerek aslında yönlendirmiş oluyorsunuz. Tabii yönlendiriyoruz. Bunun dışında bir kazanç, bir gelir, bir şey oluyor i̇şte mu? Şimdi mesela çok daha büyük yani inanılmaz kazançlardan bahsedenler olabiliyor tabii mesela. YouTube'da özellikle var bu. Şimdi Vine'da da var aslında ama Vine Amerika'ya çalıştı. Siz de takip ediyorsunuz zaten. Hani Amerika'daki Vine fenomenleri hani çok yüksek paralar kazanıyorlar gerçekten. Hani villalar, villada hani villa demiyorum sitede yani bir tane siteyi fenomenlere kapatıyorlar ve hepsi orada oturuyor herkes yani şu oldu. An. Sabah kalkıyorlar hep beraberler. İşte o yüzden kazanıyor şimdi Amerika'daki sosyal medya. Hani hep beraberler. Ben diyor senden ne kaybedeceğim ki diyor. Gel diyor beraber çekelim. Hani çok adam mesela cüce var. Şu kadar boyu hani masanın üstüne koy boyu şu kadardır yani. Onunla bile video çekiyor mesela. Aralarında ciddi bir rekabet çok duygusu yani, yok o zaman. Kıskançlık yok. Bu yok hiçbirinde. Sürekli bir sürekli bir destek var yani. Bu çok güzel Amerika'da. Senin videolarında doğal böyle bir son dönemlerde böyle ben onları seçerken sıralamada şöyle baktığımda sonlara doğru böyle bir doğal oyunculuğa bir geçiş gözüküyor. Ben mi doğru hissediyorum yoksa yanlış mı hissediyorum şey bilmiyorum ama böyle bir geçiş var gibi duruyor. Hani başlangıçtaki halin yok. Değil mi? Evet, ben de onu fark ettim ya. Ya o sonradan şey oluyor işte, şey diyorsun biraz daha kaliteli bir şeyler yapalım, biraz daha değiştirelim. Bunu yaptığın zaman tabii takipçi diyor ki, sen ne yapıyorsun abi?
Kaybettin mi hiç böyle? Ya kaybettiğimde ben işte zaten Vine bittikten sonra şey diyor hani YouTube'a geçiyorsun. YouTube'a geçtikten sonra da zaten şunu ben yaptım. YouTube'a geçtik. YouTube'da kaliteli şeyler yapıyoruz da. Vine'ı da yapalım dediğinden kaybediyorsun zaten. YouTube'da ben yani Vine'daki o olayı kaybetmedim. Instagram'a geçtikten sonra o kitleyi biraz bıraktım ben. Ama sağ olsun YouTube'da destekliyorlar beni. Şu an hani ya şey istiyorum ben, YouTube'da devam edelim. Şimdi Vine Türkiye'ye çalışsaydı gayet iyi şeyler olurdu ama. Ya onunla ilgili bir projen de var, anlatsana bize biraz onu. Ne o? Bir projem var ya, söylemek istemiyorum yani ne o dedi. Hangisi yok valla? Oğlum içeride konuştuk yani. Hangisi diyor? Ya niye böyle ya şeyler yapıyorsun? Falan filan. Ha talk show. Ha? Evet anladım. Ya o zaten benim o kadar çok yapmak istediğim bir şey ki. Mesela şu an burada yapabilirdik onu ya. Vallahi yapıyoruz şu, zaten bir nevi. Çok güzel olurdu ya. Vallahi. Jimmy Fallon'u zaten takip ediyorsun. Tabii. Aa ben çok ya hayranıyımdır. Ben, yani Jason Statham'lı adam. Bak o jargonda direkt yani. Mesela işte karşılıklı oyunlara dönüyor. Evet, evet. Türkiye'de olmuyor ki bu ya işte. Yemiyor. Yemiyor işte hani hayır gelmiyor yani. Hani Türkiye'deki oyuncular kabul etmiyor. Belki onlar da önceden bir kurguyu yani hazırlıyordur bir şeyler ben abi, yapıyorlar yani ama. Ben çok büyük konuşmayayım da. Çok hani Allah izin verirse güzel yerlere geldiğim zaman öyle şeylere hep açık olacağım. Çünkü çok seviyorum yani öyle şeyleri. İzleyici kitlesiyle alakalı olabilir mi? Mesela izleyici kitlesini nasıl buluyorsun Türkiye'deki? İyi buluyorum, güzel buluyorum ama şimdi Amerika ile burayı bir tutamazsın. İyi buluyorum. Nerede buldun? Bir tutamazsın ya. İyi, yani şey yani izlemekle de anlayabiliyorsun bunu ama şimdi Amerika'daki yani şimdi adamlar İngilizce anladılar. Yani bütün dünya, bizi sadece Türkler. Evet. Ama şimdi adamları bütün dünya izliyor yani Jimmy Fallon'ı bütün dünya izliyor. Japonya'dan da izliyor. Biraz daha profesyonel bakıyorlar olaya. Tabii şimdi biraz da biraz da adamlar rahat ya şimdi. Adamlar rahat yani orada. Kafaya sular mı dökmüyorlar? Ya biz hiçbir şey yani değilmişiz. Muzaffer şimdi konuşurken farkına vardım da. Ay bir izindim böyle bir fena oldu. Türklerin de bu doğallığı var. Ya bizde hiçbir şey yok muymuş yahu? Vücut yok, fizik yok. İçeride... O yok, bu yok. İçeride de konuştuk bunu. Prodüksiyon yani yok, o yok. Hiçbir şey yok ya. Biz yok abi estağfurullah. Hayır biz o zaman olaylara ciddi mi bakmıyoruz? Ama bak şöyle bir şey var. Nedir? Amerika'daki... Hani olay tamam eyvallah güzeldi. Onlar da bizim kadar doğal olamıyorlar. Bizim kadar samimi olamıyorlar şimdi yani. Amerika'da git bir tane eve aç kapısını. Ben geldim misafirin olayım dedi. Hadi kardeşim dersin. Ama şimdi burada git bir köye gel der buyur der yani. Böyle aynen farkımız öyle var şimdi yani. Doğru değil mi? Bir de şöyle bir olay var. Benim mesela çok yaşıyorum böyle senelerce görüşmem. Evet. Böyle bir gün denk geliriz mesela iki ha, sene görüşmeyelim tabii falan sanki böyle. Sanki hala görüşmeyelim. Tabii canım sanki böyle daha bir gün görüşmüşüz. Evet. Oo ne haber falan tabii filan diye. İnanılmaz bir sıcak karnılığımız var. Evet. Başka da bir şeyimiz yok. Başka bir bu var yani. Dedim bir kere mutfağımız yeter ya. Kimde var bizim mutfağımız? Ay evet o konuda kahvaltılarımız mesela. Tabii tabii bizim kahvaltımız kimde kahvaltı var ya. Kimde var? Tabii. Çin'de mesela börtü böcek ya, adam. Öyle yani adam alıyorsun çapstikle şey canlı canlı adam yiyorsun. Adam yengeç yiyor. Yengeci kurutuyorlar tıkır tıkır yiyorlar. Yengeç böyle olsa neyse. Akrep yiyorlar adamlar yani ya. İşte ama şunu hiç kimse değiştiremez ki Türkler bambaşka. Tabii canım o Türkler, biz esprisi yani Türk olmaktan gurur şaka duyuyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Türk aynen, olmaktan aynen gurur ben duyuyorum. Kardeşim. Hani hiç kimse de Türk'ün önüne geçemez. Yani Türk'ün gücü diye bir şey vardır. Samimiyetimizle bütün yeter dünyayı bize getiririz. Yeter. Ah şey şu çılgın Türkler. Yani biz kendi içimizde yani çatışırız. Yeri gelir kavga ederiz. Evet, yeri gelir doğru sevişiriz. Bayrak yeri gelir olduğu zaman küseriz ama peki elinde sonunda birlik oluruz. Her tabii zaman böyledir. Yardımcı biz oluruz. Bu arada hazır bunu söylemişken ben söylemek istiyorum buradan. Şevval Şahin ve Selim Kartal iki küçük çok sevdiğim dostumuz lösemi hastası. Ben ikisine de buradan acil şifalar diliyorum. Evet, bizi de acil izliyorlarmış şifalar aynı zamanda. Buradan hem öpüyorum onları hem de en kısa sürede inşallah sağlığınıza kavuşacaksınız. Bütün hasta ne kadar artık varsa bütün insanlara herkese acil şifalar inşallah diliyoruz. Baştan bunu da söyleyeyim de hemen arada. Bak geçmiş olsunlar diliyorum nasıl güzel bağlandı. Evet doğru. Bir süper kahraman olsaydın abi, ne olurdun? En sevdiğim soru işte budur. Ne olurdun? Ne olurdun? Gazman falan. Gazman. Spider-Man, klasik falan. Ya ben şey olmak isterdim şimdi. Spider-Man. Vallahi ya. Çok seviyorum. Neden? Abi çok iyi ya. Çok havalı yani ya. Düşünsene cadde bostan sahilde fıçı fıçı geziyorsun böyle bir ortamda. Hazır inşaatlar da orada dolu. Düşünsene abi çok havalı değil yalnız mi sizce? Yalnız bir şey söyleyeceğim seni yaşatmazlar bak haberin. Abi düşünsene Türkiye'de Spider-Man var.
Yemin ediyorum vururlar. Olay. Vururlar. Vallahi. Değerini anlamazlar. Bir de Flash. The Flash. Aa bak Flash'a ben bayılırdım. Ben yabancı dizi çok izliyorum. Şu an Arrow'la The Flash izliyorum. Evet, Flash, onları ben de seviyorum. Beni bitiriyor. Düşünsene işte ben şey yapıyorum böyle. Kamerası bize dönüyor. Gidip geliyorum falan böyle. İşte bir değişik geliyorum. Küçüktüm. Bölüyorum. Bak ben de küçükken o Flash vardı. Vardı. Var mıydı? Şimdi, tabii canım olmaz olur mu? Flash öyle bir söyledi ki yani bir anda böyle kendimize var mıydı hakikaten? Ya yok ben... Vardı vardı. vardı. Flash ne zaman vardı. Başladı? Yani Flash 1990'larda vardı. Şimdi bu coverlanmış hali. Tabii. Ama şöyle söyleyeyim hani o tarihlerde ben tabii daha küçüğüm çocuğum. O zaman nasıl abi peki olayı? Aynı böyle bir mevzuydu. Hızlı. Aynı. Hayal kurardım aynı senin düşündüğün gibi böyle. Ah bir Flash olsam. Hayatımda nasıl olurdu ama böyle fışt kaçar geri gelirim falan diye. Örümcek Adam'ı izlerken şey düşünüyordum. Örümceği elimi ısıtırayım da Örümcek Adam olayım. Bak emin ediyorum tam şuraya böyle. Olmuyor yapma. Örümceği alıp yapma, koyacaktım ben denedim. Yani. Denedin mi abi? Ne oldu bir şeyler oldu? Isıkmadı. Hiçbir şey olmadı ama. Ya abi. Evet. Ben yani Spider-Man Flash bir de. Çok isterim yani. Süper. Muzaffer sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür nasıl ederim. Geçti zaman anlamadık ama bitti vallahi, gitti anladım. Vallahi zaman. Spider-Man olarak seni uğurluyoruz. Bir sonraki konumuza devam edeceğiz. Kısacık bir aramız var. Hiçbir yere ayrılmayın. Sence ilişkilerde erkek mi yoksa kadın mı daha ruh hastası? Tabii ki de kadın. Aa aşk olsun. Ne yapıyoruz ki biz? Ne yapıyoruz ki biz? Buradan bak geliyor. Aşk olsun. Şimdi bonus Deniz. Ben bonus diyorum sana. Neden? Deniz biz herhalde seninle aslında bir ay önce tanıştık. Evet. Yunus gelmişti programa onunla birlikte evet. Gelmişti. Bu defa da tam tersi oldu. Sen konuk olarak geldin. Yunus da arkada. İçeride... Onlar birbirini bırakmıyorlar o tabii. Kadar. Yunus da bize her yerde beraberler. Yani bu şeylerden önce de Yunus'la hep beraberdik. Aynı normalde mahallede. Normalde arkadaş mıydınız yoksa çocukluktan bu? Çocukluktan gelen bir arkadaş. Arkadaştık çocukluktan arkadaş. Hep biz aynı mahallede oturuyoruz zaten. Yani hep çocukluktan bu fenomenlerin hepsi aynı mahalle. Ya bunlar acaba hepsi aynı dediğin bütün fenomenler aynı mahallede hepiniz mi? Hepiniz birbirinizi tanıyorsunuz. Yok şöyle. Sadece Yunus'u çocukluktan tanıyorum. Diğerlerinin hepsini sonradan çalıştık. Kabile olmuş bunlar. İçeriden bir muhabbet geliyor Deniz yemin ediyor. Kavimler göçü yani. Kavimler göçü. Mahalleden dağılma fenomenler. Fenomen kabilesi. Yunus'la biz zaten aynı. İkimiz de göçmeniz. Yani arka kavimler göçünü de kavimler, buraya bağladık. Evet. Nereden nerede? Göçtünüz siz acaba? Yugoslav göçmeni. Hı? Ya ben burada doğma büyülüyüm. İstanbul'uyum. Annem babam o tarafta işte doğmuş gelmiş. Yani nasıl orada başladı bu olay? Olay dediğim bu işte internet video çekme fenomen falan. Şöyle Yunus'ta dediğim gibi ufaktan beri tanışıyoruz. Yunus çekiyordu zaten sürekli. Ben onunla birkaç videoda beni oynattı. Sonra baktım beğenmeye başladı. Ben bir tane video attım. Hı-hı. Millet beğenmeye başladı. Sonra yani Yunus'un sayesinde tamamen başladım. Üstadım hı-hı. Yunus buradan. Arkada izliyor. Ne kadar süre buradan sonra? Yunus'a selamlar o zaman. Nasıl? Biraz sonra alırız onu da zaten. Alırız tabii. Gelir gelir. Selam deyip basmasın göndeririz ondan sonra. Belli olmaz onun sağ solu. Ne kadar süredir çekiyorum. Evet evet. Yani şöyle söyleyeyim 5-6 ay fazla bir süre yok. Çekiyordum şöyle Yunus'la beraber hep Yunus'un yanında oynuyordum. Yunus'a yardımcı oluyordum öyle söyleyeyim. Video çekiyordum. Şimdi hatta bunun bir esprisi var. Şimdi Yunus benden daha iyi bile diyebilirim esprisi. Bir tane daha canlı yayına çıkmıştım bir konuk olarak. Düşünün Yunus beni şey yapmış bu durumlara getirmiş. Ya Yunus'un sayesinde Allah var Yunus'un sayesinde bu durumlara geldim. Büyüdüm. Yayında da heyecandan böyle bir kelime kullandım. Yunus'la başladım ama Yunus şu an benden daha iyi bile diyebilirim dedim. Halbuki Yunus'la başladım yani Yunus çok heyecan çok daha iyi bende. Heyecan sana her şeyi yaptırabiliyor. Şu an bile heyecan var yani kıpkırmızı oldum. Ya biz burada daha büyük heyecanlar gördük mesela kulakları kırmasın buradan. Can bizi mesela demişti ki karşımıza geçip geldiğiniz için teşekkürler diyen konuğumuz bile var yani. Benden biraz inşallah bir şey çıkmaz. Çok normal. Onu gayet bile rahatlarsın. Sen rahat hisset kendini. Bir sıkıntı problem yok. Normalde evet. Fotoğrafçı mısın? Fotoğrafçıyım. Şöyle dayım fotoğrafçı. 20 senedir. Ya yani dayım daha fazla 20 senedir dükkanı var. Kaç senedir belki 30-35 senedir. Dayımla beraberim ben ufaklığımdan beri. Şimdi de okul bitti. Üniversiteyi bitirdim. Grafik tasarım okudum. Okul güzel. Bitti. Şimdi dayımın yanında devam ediyorum yani. Ufaklıktan beri dayımın yanındayım da memnunum da yani. Rahatım. Devam edeceksin fotoğrafçılık işine falan. İnşallah devam edeceğim. Dayım zaten yaşlandı demeyeyim de bıraksam sana mı teslim edecek dükkanı artık? Aynen, inşallah. Hadi iş zaten üniversiteyle çok alakalı bir bölüm. Tabii grafik tasarım şöyle alakalı. Grafik tasarım daha çok reklam vesaire. Benim işim fotoğrafçılık. Grafik yani yine Photoshop kullanacağın bir ortam aslında. Öyle söyleyeyim. İşini seviyor musun bu arada? Seviyorum tabii ki sevmez miyim?
Plan programın ne? Peki hani böyle daha ben işte fotoğrafçılık devam ederim ya da böyle hani hedefin ne? Şöyle ben bu video işini tamamen hobi olarak yapıyorum. Yoksa böyle yaptığım zaman böyle mutlu oluyorum. Hatta şey bile oluyor, bugün bir video çekmem lazım, atmam lazım oluyor. Bağımlılık yapmaya yani başladı insan, yani. Ya çok güzel bu duygu, öyle söyleyeyim. Dışarıda mesela örnek veriyorum, tanınıyorsun. O çok inanılmaz bir duygu. Örnek veriyorum. Bir de hobi olarak yapıyorum, öyle söyleyeyim. Yoksa ben fotoğrafçılığa devam edeceğim. Bunda da yükselirsek tabii ki neden olmasın, farklı şeyler düşünce yani. Burada çektin mi hiç video falan içeride? Burada mı? Yunus'la çektik. Çekmişler bak zaten. Hangi arada? Bir dakikalık evet, bir yani şey zaten. Evet. Bir dakika boş ya, bırakmaya zaten gelmiyor. Hemen çekiyorlar onlar falan ama. Onlar bütün zamanları değerlendiriyorlar. Bir dakikalık bir şey çekiyorsunuz. Tabii. Yani zaten yani birlikte olduğumuz zaman sürekli hep kafa video ne çekebiliriz? Yani ne çekebiliriz? Sizi hiçbir güç tutamıyor değil mi? Aynen, beraberken öyle. Böyle illa bir şey çekecek. İlla bir şey çekiyoruz. Yani akla bir şey geliyor. Muhabbetten bile bir şey çıkıyor. Bu bir bağımlılık mı sende de? Biraz önce Muzaffer'le bir şey de konuşuyorduk oldu. Ya öyle bir şey var bağımlılık, mı? Aynen. Yani o oldu, o tarz bir şey oldu. Yani her gün çekeceğim diyorsun, bir şey çekeceğim. Çekemezsen böyle vicdan azabı çekiyor musun? Çok vicdan azabı ama değil de böyle... Vicdan azabı... çekemezsen vicdan azabı değil de böyle insan... Allah çektirmesin diye ben de ekleyeyim bari. Huzurlu hissetmiyor kendini. Çekince daha huzurlu. Oh diyorsun, bugünü kurtardım. Bugün video çektim. Bu hale geldi yani. Stok var mı? Stok? Tabii ki. Stok demiyorum bak, stok stok. Stok var mı? Ha, stok da önemli ama değil mi? Böyle tabii biraz yani biriktirmek böyle hani lazım. Kötü günler için. Tabii tabii. Şimdi Instagram'da, ay, ay, hasta olursun, Instagram'da bir olursun. De şu an öyle yeni bir şey çıktı. Videoyu kaydedebiliyorsun. Bir ufak bir buton yapmışlar öyle bir. Videoyu kaydediyor. Unutma şansın da yok. Videoyu güzel kaydediyor profiline. Öyle bir şey o tabii ki de yapıyorum. O video illa paylaşılacak. Öyle de böyle aynen de yani. Öyle. Kaçar yolu yok. Ha, normal videoyu çekerken bak onu yakalamadım ben. Hikayeden bahsetmiyorsun normal tabii, videoda. Aynen ya. Normal video hadi çekerken ya. Mesela veya başkasının videosu da olsa videoyu kaydedebiliyorsun. Yani bir taslak var kendi yeni çıktı zaten o. Bilmiyorum size geldi mi? Şimdi bir fenomen olunca karşına yani şimdi bunlar da sürekli işin içindeler tabii yakalıyorsunuz. Aynen yani, bir tabii biz daha geriden takipteyiz. Biz onları daha henüz yakalayamadık. Bu herhalde ya dün akşam falan herhalde güncellendi. Bir onun için ya yakalamamışız da. Bunlar uyumuyordu bak bütün güncellemeleri de yakalıyorlar tabii böyle canım, sürekli ayakta. Büyük bir ihtimal evet. Sürekli takip ediyorsun. Yani sürekli Instagram diyor böyle elimden düşmüyor. Nasıl belirliyorsun bu çekeceğin şeyleri falan? Ya şöyle... Dükkanda çektiklerim sürekli başıma gelmiş şeyler. Onu sadece o daha seri farklı... çok iyi zaten fotoğraf aynen serisi. Daha farklı komik hale getirmeye çalışıyoruz. Abartılı hale getirmeye çalışıyoruz. Zaten izleyiciler de abartıyı seviyor. Yani. Veya sonu belli olmayan, Muzaffer'in de az önce dediği gibi sonu belli olmayan videolar çektiğin zaman seyirci beğeniyor. Fotoğraf stüdyosunu falan dur başka bir şey söyleyeceğim ben şimdi sana. Deniz! Efendim. Korkutamadık, yapıştır. Hiç uçağın saatini kaçırdığın oldu mu? Uçağa binmedim daha hiç. Peki hiç otelde yanlış bir odanın kapısını zorladığın oldu mu? Evet. Oldu. Öyle mi? Ne işin var orada? Hiç başkası hiç başkasının eşyalarını karıştırdın mı? Evet. Bir kal geldi yalnız. Peki hiç yerde para buldun mu? Evet. Yüklü miktarda para bulsan karakola teslim eder misin? Yalan söylemeyeyim, hayır. Aşk her şeyi affeder mi? Hayır. Hiç asansörde kaldın mı? Hayır. İlk görüşte aşka inanır mısın? Evet. Kapalı alan korkun var mı? Hayır. Çizgi film seyreder misin? Hayır. Hiç. Hiç dikkatimi çekmiyor. Sen bir fotoğrafçısın, çıplak poz verir misin? Yarı çıplak diyeyim. Tamam. Şansa inanır mısın? Evet. Hiç çıplak yattın mı? Evet. Çapkın mısın? Evet. Yere tükürdün mü? Evet. Hiç bitlendin mi? Küçükken evet. Romantik misin? Hayır. Dayak yedin mi? Evet. Odun musun? Hayır. Burnunu karıştırır mısın? Evet. Çirkin birine güzel dedin mi? Evet. Aynı anda iki kişiye aşık oldun mu? Hayır. Banyoda yıkanırken şarkı söyler misin? Evet. Hiç şiir yazdın mı? Hayır. Gece horlar mısın? Evet diyorlar. Aynanın karşısında hiç dans eder misin? Hayır. İç çamaşır giymeyi unut. Bu çıplak sorular hep bana geldi ya. Vallahi İç çamaşır giymeyi unuttuğun oldu mu? Evet. Yanlışlıkla iki farklı ayakkabı giydin mi? Hayır. Karanlıktan korkar mısın? Evet. Pişmanlıkların var mı? Evet. Başarı için önüne geleni ezer misin?
Hayır. Altıncı hissin kuvvetli mi? Evet. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Deniz senden nasıl bir adam çıktı ya? Ne enteresan bir adam. Hiç de çaktırmıyor değil mi? Böyle yahu. Görünüşüyle falan. şimdi özellikle bu bazı... Ben cüzdanımı düşürmüştüm bu arada, bulamadım. Öyle mi? Eyvah. Evet. Versene. Sendedir o şimdi kesin. Yok cüzdan bende değil. Normalinde ben bayağı yüklü miktarda falan vermez misin? Yani limitin yok mu? Vermez misin? Limitin ne yani? Limitin, bütçen ne? Tabii ki sorarım, varsa sahibi veririm de. Yani şöyle başka bir yere sorarım. Yardım et. Parayı yok, yok. Kim düşürdü derim. Aynen öyle. Yok, böyle sahibi olsa tabii ki veririm. Karakol eğer... Karakola tabii ki de sorarım ama şöyle söyleyeyim. Düşünüyorum şimdi. Ya para ne kadar olsa acaba diye falan. Ne kadarsa. Yok. Daha çok yardıma muhtaç olan kendime de ayırırım bir kısım. Ümitten. Diyorsun dağıtırım. Dağıtırım. Ay şaşırdın Deniz, bir öyle diyor bir böyle. Bu kadar sorunun içinde en çok dikkatimi ne çekti biliyor musun? Ne abi? İç çamaşırı giymeyi unuttuğun oldu mu? Evet. Bir insan nasıl unutur diye şu an düşünüyorum bunu. Bence vallahi bu cevap acele ettiğim zaman direkt pantolonu giyiyorum. Giydiğim oldu yani, bir kere giyiyorum değil, sürekli değil. Bir kere olmuştu öyle bir atlet şey. Atlet giyiyor musun hiç? Tabii atlet her zaman. Atlet olma var mı? Var. Atletsiz çıkmam diyorsun. İçlik de var bu arada. Şu ara soğuklar bastırdı ya. İçlik var. Yani herkes buraya gelen, herkes böyle tedbirli gelmiş. Evet, tabii, herkes evet. Kat soğuk, kat. Havalar. Romantik bir adam değilsin. Romantik ama böyle değilim. Videoları çekiyorsun. Ne olacak bundan? Yani romantik değilim ya. Kız öyle arkadaşın şey var mı? Yok. Şu an yok. Tabii. Sen ne oldu böyle bir kıskançlık durumu falan? Yani takipçiyle alakalı. Şöyle oldu. Takip eder, alır telefonu, zaten karıştırır. Sırf o yüzden kız arkadaş istemiyorum. Çok problem yaratıyor. Şunu yapma, şunu çekme, şunu niye böyle yaptın? Sevmiyorum hani, birinin beni sıkmasını sevmediğim için öyle bir şey düşünmüyorum. Ha, özgürlük. Aynen. Fenomencilerin hepsinde var yani, sosyal medya fenomenlerinin hepsi. Ama şimdi kıskanılmaması da yani imkansız ya. Şimdi ya muhtemelen İlgi mesaj alıyorsun. Yani mesaj ilgi alaka çok olduğu için doğal olarak kıskanıyorum. Ben saygı duyuyorum, o yüzden böyle bir şey istemiyorum. İlk videonu hatırlıyor musun? İlk videomu şöyle, kendimi çektiğim ilk videomu hatırlıyorum. Kendini çektiğim zaten fazla bir şey olmadı. Fazla bir zaman olmadı, uzun bir süre olmadı zaten, o yüzden hatırlıyorum. Nasıl bir şeydi? Bir arabada çekmiştim Burak diye bir arkadaşımla, akrabam. Park cezası muhabbeti. Psikopatım güya, biri gider yapmış, diyorum onu öldüreceğim, o var ya karşıma çıkmasın falan filan. Yanımdaki arkadaşım da şey diyor, oğlum saçmalama diyor, psikopat. Ya psikopat olsa ne olur diyorum ya, benim de 3 tane park cezam var, bir de hala ödemedim falan yaptım. O tarz. Bu başlangıç ilk çektiğin mi? Aynen. Bu kadar kısa, o zaman Vine falan mıydı bu da? Yok, Instagram. Ben Vine kullanmadım. Hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım ben Vine. Direkt Instagram. Yani izlemedim bile birilerini. Vine direkt Instagram'la başladım, o da işte dediğim gibi Yunus'un sayesinde. Yunus. Sen o videoda mini mafya gibi bir şey yaptın o zaman, ne kadar çok izlendi mi? Yani o zamana göre, ya takipçime göre bayağı izlenmişti. Bir de güzel ilgi de aldım. Yani Vine çeken arkadaşlarım da beğendi. Geçenlerde elinde mikrofon senin. Evet. Haydi hoppa hoppa. Show business direkt. DJ'lik demeyeceğim ona. DJ'lik değil, yapıyor musun? Yok değil yani, bildiğin DJ'lik değil o. DJ'lik değil, şöyle bir teklif geldi. Sadece git DJ'nin yanında mikrofondaydım. İşte insanları coşturma, o tarz bir şey. Yani ilk defa zaten öyle bir şey yaptım. Güzel de sevdin geçti. Sevdin mi? Tabii güzel geçti. Ya seviyorum zaten eğlenmeyi. Disko, bar, paylaştı, ben izledim bu arada onları. He, izlemişsin. İzledim, denk geldim onlara. Hepinizi takip ediyorum, illaki bakıyorum. Sağ. O elde mikrofon böyle, haydi yani, hoppa! Eller havaya diyorsun. Orada bile çıkmadan mesela heyecanlandım. İçerisi fulldü, çok doluydu. Kulisteyim, çıkacağım işte. Nasıl çıksam, nasıl yapsam, orada bile insan heyecanlanıyor. Son ses müzik ama en azından mikrofon sende. İşte eller havaya, o tarz şeyler. Coşturuyorsun. Bir de seni sevenler geliyor. Yani afişleri paylaşmıştık. Bayağı takipçim geldi oraya da. Yapmayı düşünüyor musun? Daha böyle bir şey yapacak mısın? Daha... Vallahi... Çünkü bak mesela çok var. Fenomenlerin içerisinde bu tarz. Şimdi bunun adını böyle tırnak içerisinde DJ'miş gibi söylüyor. Aslında DJ'lik değil. DJ'lik başka bir olay. Aynen. O direkt bir set vesaire kullanmak. Bu aslında bir playlist'te bir show business. Aynen, yani show gibi. Yani insanlar senin için business geliyor. Yani seni göremeyenler ya, toplanma alanı gibi bir şey. Evet. Hem toplanma hem eğlenme alanı gibi bir şey. Disko bar, o tarz bir yer.
yapanlar için falan diyorum. Hani sen nasıl bakıyorsun? Vallahi ciddi bir paraya dönüş var mı? Bunun para dönüşü tabii, var mı? Tabii ki de var. Tabii ki de var. Yani o zaman devam edeceksin demek. Yani teklif gelirse devam edeceğim. Yani geldi de bir tane. İnşallah bakalım. Dışarıda tepki nasıl alıyorsun? Nasıl tepkiler alıyorsun? Dışarıda tepki, şu ana kadar kötü bir tepki almadım. Ama dışarıda tanınıyorsun. Yani illaki tanıyan oluyor bir alışveriş merkezinde, orada burada. Bu da çok güzel bir durum. Yani ailenin yanında seni tanıyan oluyor. Yani. Ailenin bakışı nasıl şimdi peki? Babam içinde aile deyince aklıma aile geldi. Annem baban nasıl geliyor? Bakıyor? Şöyle, şu an izliyorlar hatta. Selam söylüyorum. Ablam da izliyor. Buradan çok selam söyleyelim. Selam söylüyoruz, evet. Aynen, hepsine selam söylüyorum. Babam izliyor, hatta babamla az önce konuştum. Babam sürekli izliyor. Hatta Instagram hesabı yok babamın. Instagram diyor, bana bir açsanız da izleyeyim diyor şu an. Seni takip etmek için. Tabii akşam bana diyor, geldi bugün diyor, video çektin mi? Aynen. O kalemle bir daha oynamaya devam edersen vallahi, içerideki bak, sesçi var ya gelecek. Çok kırmış. Onu da kırmış bir zaten. Bir de kırmış. Heyecandan baksa böyle diyeceğim. Ha, heyecandan mı oynuyordun? Ne bileyim, heyecandan ne çıkır bileyim. Çıkır çıkır yapmazsan yeterli tamam. Diyor yani. Çıkır çıkır. Kalemi bırakıyorum şöyle. Buradan Deniz'in annesine babası, evet. İsmi neydi? Yasemin. Yasemin Hanım. Şaban. Şaban Bey. Evet. Bir de buradan Tansu selam ablam. Olsun. Tansu ablam da izliyor. Tansu ablam da izliyor. Tansu ablası. Selamlar olsun buradan. Çocuğunuz gayet başarılı. Biz buradan övelim biraz ki onu. Onlar eğer diyorlarsa böyle şey falan. Ne yapıyor bu çocuk? Ya böyle çekiyor, ediyor. Yok, Allah var, iyi şey yapıyorlar. Beğeniyorlar tepkiler yani. Tepki tabii çekiyorlar. Belki de yani. En sadık takipçiler. Aynen öyle, babam annem zaten. Akıl veriyorlar mı hiç? Niye çıkmadın ailenle peki? Hiç yok. Ne bileyim, ailenle hiç, video. Yani şöyle, o tarz bir onlarda şey yok, enerji yok, öyle söyleyeyim. Yani çeksin bir şey. Annemle ve ablamla işte çekiyorum. Ablamda var biraz. Tövbe estağfurullah. Şimdi adamlara burada selam yolladık. Selam olsun falan diye. Hayır. Bir anda ailesini gömdü. Enerji yok onlarda falan. Enerji yok dedim. Bu tarz şeyler onlar hiç sosyal medyada kullanmıyorlar. O yüzden hiç böyle yaklaşmadım bile onlara. Ablan katılıyormuş. Aynen, ablam katılıyor. En azından birileri var yani ailemde. Mesela benim yazın plajda çektiklerim var. Orada çok ablamla şey yaptık. Hatta kumsalda bayağı millet çevrilmiş böyle izliyordu. Biz video çekiyoruz. Ablam orada utanıyordu biraz. Ablam mıydı? Ben izledim onları. Tabii ablam. Ablam orada utanıyordu. Sevgilin rolünde oynamış. Sevgilim aynen. Sevgili yok ama rolde başlıyor. Evet. Abla oynar yani. Plajda böyle zıplıyorum falan, o geniş bir alanda, o zaman da çok kalabalıktı plaj. Zıplıyorum falan, millet izliyor, onu birkaç kere çektik. Ablam orada çok utandı, o çekiyordu falan. Hem de kendi çekerken tabii, utandı. Tabii aynen. Bir de oynayan olsa. Oynasa bir de değil mi? Ya bir sürede ilkte ben de utanıyordum ve çekiniyordum. Sonra insan açılıyor. Tabii canım. Daha çünkü doğal olmak lazım o ortamda. Dükkanını falan bilenler ya da görenler ya da seni tanıyıp da gördüklerinde tepki veren herhangi tepki ya derken ya da seni görmeye özellikle gelenler çok var. Hatta günde mesela 5-6 kişi geldiğinde böyle üstte dayım diyordu bana sessiz bir şekilde. Bu ne ya diyordu, dükkanın müşteri geliyor, bu ne bu kadar kişi. Çok gelen oluyor sağ olsunlar. Müşteriler mi geliyorlar yoksa sadece ziyaret? Ziyarete geliyorlar, görmeye sağ olsunlar. Boş müşteri. Tabii. Ya sen zaten... onların gelmişken iki fotoğrafını çek, müşteriye çevir onları. Ya şöyle yani zaten. Yani sermaye olsun. Mesela dükkanın orada olduğunu bilmiyorlar. Geçerken de gören çok oluyor. O dükkan falan yapan çok oluyor. Tabii Yunus'la da orada çekiyoruz ya sürekli video. Yunus'un takipçileri, benim takipçilerim. Gören oluyor illaki, tanıyan oluyor. Dükkanda vesikalıklarınız var mı? Mesela izliyor, var. Vitrinde. Var, benim var. diyor mesela izlemiş, bu diyor, yorum atıyor, bu benim arka sokağım diyor. Yok şu şuranın orası. Hoşlarına gidiyor değil mi? Yani. Bunu devam ettireceksin bu arada değil mi? Seri olarak siz bunu devam tabii, ettireceksiniz. Fotoğrafçıyı inşallah devam ettireceğiz bakalım ya Yunus'la beraber. Beğeniliyor yani. Sonrasında amaç ne? Şimdi fotoğrafçı güzeldi. Mesela izledik, gayet başarılı, güzel şeyler olmuş. Ya şöyle bu bir anda çıkan bir şey. Bir fikir geliyor aklına. Mesela size komik gelmeyen bir şey bize komik gelebiliyor. Onu çekiyoruz, o patlıyor gidiyor. Ama şu an mesela hiçbir şey diyemem. Belki birden buradan çıkınca aklımıza gelecek komik bir şey. Onun seri halinde şu an fotoğrafçı var. Sonra ne olursa artık. İlanlar bakın. Da güzel oluyor ama. İlan evet. İlanlar da güzel. Onlara da inşallah bakayım. İnternet ne kadar hayatında Deniz? Yüzde olarak gün söyleyeyim mi? Evet gün içerisinde kaç olarak, saatin internette geçiyor? %95. %95. O kadar. %5'inde de uyuyor. Senin de telefonu çalsak mahvoldun dükkanda yani. Dükkanda da sürekli telefonlayayım. Hatta dayım da bu ne durumdan şikayetçi. Ne zaman yemek yiyorsun? Ne zaman uyuyorsun? %5'te işte. %5'te orada sıkıştırıyor değil mi? %5'te çalışıyorum. %5'te yemek yiyorum. %5'te muhabbet ediyorum arkadaşlarımla. Ya telefon çok kilitliyor insan harbiden. Bir de bağımlılık yapıyor yani sürekli. Oradasın. Tabii video çekmesen bile takip ediyorsun. Stalkluyorsun. Dediğim gibi boşta atarız. Ne kadar stalk yapıyorsun? Ya %95 diyeceksin ya. %100. Hepsi elimdeki, hepsi şöyle, stalk.
takipçi çoğaldıkça stok şeyin azalıyor çünkü bakamıyorsun. Hı-hı. Beğenenlere falan. Ama şu an ben, şu an takipçim daha 19 bin, 20 bin olduğu için şu an bakabiliyorum ama ben şöyle söyleyeyim, Gökhan Tebek olsun, işte Muzaffer, Yunus, onlar fazla yetişemiyor, öyle söyleyeyim. Ben yine şu an az bir şey yetişebiliyorum, kim beğenmiş. Ama bir hoş bayan beğenmiş, hoş insan yorumlara beğenmiş. Cevap veriyor musun? Yorumlara cevap veriyorum. Dur dur, ağzından kaçırdı. Dur şimdi, yorumlar morumları boş ver, o hoş bir dakika, hoş bayan değil mi? Şimdi bir insan hani bir bayan beğenmiş, bir erkek beğenmiş, bakıyorsun falan demek var. Bir de hoş bir bayan beğenmiş. Ya hoş bir bayan dikkatini çekiyor, bakıyorsun öyle. Bu kadar yani. İşte öyle, hoş bir bayan. Öyle. Hedefin ne? Bundan sonrası için durum ne? Şimdi sen sürekli böyle çekmeye devam edeceksin. Ben sürekli video çekmeye devam edeceğim. Teklif geldiği sürece, yani reklam ve vesaire dizi. Teklif geldiği sürece, yoksa ben zaten fotoğrafçıyım. Bunu dediğim gibi hobi olarak yapıyorum. Dizi vesaire beğeniyor falan bir şey düşünüyor musun? Yani teklif gelirse düşünürüm. Ya yani ajanstan da, ajansa da gittim. De fotoğrafçıyım. Şimdi dükkanda olmak zorundayım. Fotoğrafçılık senin bir numaralı. Tabii. Yani fotoğrafçıyım, seviyorum. Bir numaralı. Bunu da hobi olarak yapıyorum. Eğer ileride farklı bir şey olursa neden olmasın? Dizi vesaire, reklam. Bir eğitim falan, oyunculuk yok, eğitim bir şey eğitim almadın. Yok, hiçbir eğitim yok. Hiç deneyimledin mi peki? Yani fotoğraf tabii şey, yani şimdi kısmen benziyor aslında kamera. O da kamera. Hatta artık bazı fotoğraf kamerası gibi kameralarla biliyorsun çekiyoruz. Evet. O yüzden hani şey gibi geliyor sanki. Onu öyle de rahat rahat yapabilir misin acaba diye düşünüyorum. Ya öyle çünkü olmuyor. Fotoğraf kamera çekmenin dışında karşısına da geçip denemeler yapıyorsundur illaki. İllaki yapıyorsun da işte... Biz böyle sürekli konuşuyoruz. Evet. Ondan sonra bak internette ekstra bir tepki alıyorum. Deniz evet, ondan sonra diyorlar ki yok konuşturmadın. Konuğu vay konuşturmadın ya, biçim adam. Yok şöyle dedim, böyle dedim. Ama ne yapalım? Sen de birazcık yıka yağla lütfen, başla. Vallahi inanılmaz bir enerji. Stüdyo dışında dün beni aradı. Serhat abi aradı. Mutlu musun? Telefonda bile konuşmasında bile lan çok mutlu. Muzaffer mutlu. Daha iyiydi. Sen ne yapıyorsun? İki tane bir tane bir şey söyledin bırak. Yok. Telefonda konuşmasında bile bir... Ama sen konuşturmuyorsun ki çocuk, ne yapsın, konuşamıyor. Sesinde böyle bile bir enerji var abi. Vallahi muhteşem bir enerji. Hep Serhat konuşuyor. Kimse konuşmayacak. Muhteşem efendim bir enerji. Telefonda bile aradığın zaman seste böyle bir enerji var. Sürekli bir pozitifsin, enerji hiç bak, böyle. Bak biz bunu dün konuşuyorduk şeyle Işıl'la da. İnsanlar nedense ilk beni tanıdıklarında benden böyle bir gıcık oluyorlar gibi yok, hissediyorum. Yok ben hiç gıcık olmadım. Vallahi muhteşem bir enerji. Böyle bir gıcık yok, oluyorlar. Yok ben hiç olmadım. Tamam, böyle gıcık oluyorlar dedim ya, buna da gıcık oluyorlar. Sen ya şimdi yeni gelecek yorumları düşün. Ya, neler olacak ya. neler. Yok valla muhteşem bir enerji, böyle bayıldım, süper. Oh. Böyle devam edin. Teşekkür ediyoruz. Böyle devam ettiğiniz sürece zaten. Ya Allah eridin mi Serhat? Deniz canımsın benim. Şimdi Deniz ekstradan son bir şey daha söyleyeceğim. Böyle tip olarak çok uygun olduğun için ekstradan buradan bir dikkat çektiğini düşünüyor musun? Yakışıklı bir kardeşimiz çünkü. Sağ ol. Şimdi böyle bir tarz falan mevzusu söz konusu. O tarzdan dikkat çektiğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Zaten sosyal medyada şey olayı da var. Böyle yani kendimi şey yapmayayım da şimdi tip Muzaffer olsun mesela. Yüzün güzel olursa çok daha şey yapabiliyorsun. Avantaj. Tabii avantaj. Hayır, çok olur fazla böyle renkli gözlü, işte sarışın falan böyle. Tabii o avantaj yani. Böyle o bir tip, yani ki göçmenmişsin ondan aynen, muhtemelen. Aynen. Ya bizde hep sarışın, renkli gözlü o tarz. Onun da avantaj olduğunu düşünüyorum tabii ki. Onun kaymağını biraz yakışıklıyım diyormuş. Biraz yakışıklıyımdır. Çok da mütevazidir. Mütevaziyim bir. Valla inşallah çok başarılı i̇nşallah olursun kardeşim. Siz de çok iyi ilerliyorsunuz inşallah. İnşallah. Başka zamanda yine ben takip ediyorum her perşembe. İlla biz bir denk geliriz yine. İnşallah. Başka bir zamanda yine denk geliriz. Belki belli olmaz. Bir şekilde yine yollarımız kesişir. İnşallah. Bir şey olur, bir şey olur, program olur, her yerden bir tiyatro, karşılaşabiliyoruz. Bir şey olabilir, evet. Var buradan arkadaşlarımız, biraz sonra söylerim biliyorsun, sen de içeride de söyledim. Aynen. Fenomen birçok arkadaşımızla da artık çalışmaya da başladık, evet, çat pat. Tiyatro veya bir şey düşünürüm. Aynen sözüm öyle. Bize bulaşanın önü açıktır, öyle İnşallah söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz ben Deniz geldiğin ederim için. Ve dönüyoruz sayın ediyoruz seyirciler, biraz sonra başka bir konuğumuzla Burhan'la burada olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Ve Burhan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Harbi hoş geldin bu arada yani. O kadar ki yani Düzce'den geldin. Ya evet bizim için. Seni buraya kadar getirdik. Ay, sıkıntı değil, geldim yani sonunda. Düzce'de heyecanlandım ya. Düzce'de ne yapıyorsun? Okuyorum. Ne muhasebe. Muhasebe okuyorsun.
bu işlerle hiç alakası yok. Yok, hiç sıfır. Bir anda olan bir şeydi zaten. Nasıl bir anda oldu? Gelişti. Scorp adlı bir uygulamaya başladım. Videolar çektim kendi kendime. Burada kaçıncı sınıftasın? İki. Üniversite ikincisi. İki senelik okuyorum zaten. Yani o son arada sene. Nasıl bir reaksiyon olarak üniversitede nasıl bu şeyler alıyorsun? Arkadaşların illaki izleyen var. Evet, çevre konusunda insanlar ilgi gösteriyor tabii ki ama. Bütün okul seni takip ediyor mu? Yok, önemli. O kadar değil. Yani gören laf atan oluyor. Daha sevmezler. Çok. Sevmeyenler, aynen. Tabii, tabii. Kıskananlar. Eşit şartlarda olduğunda aynen. Sevmiyorlar. Sokakta kızlar fotoğraf çektiriyor. Onlar bakıyor, vay sen misin fenomen falan. Sıkıntı oluyor. Kıskananlar çatlasın. Aynen öyle. Sende de böyle bir problem falan oldu mu hiç bu tarz bir şey oldu çok mu? Çok oldu. Ciddi misin? Aynen. Hadi aynen. Canım. Aa! Düzce'de sopa yedim mi hiç? Sopa yemedim canım. Öyle bir şey imkanı yok yani. Kimse bir şey yapamaz da yani. Kusuruna bakma. Öyle bir şey olmasının imkanı yok ama sıkıntı çıktı oldu. Bendensin Burhan. Az önce ben de tabii böyle çok normal Serhat'ın geliyor bana. Serhat'ın da başına gelmeyen kalmadı. Yusuf çok güzel tepki alıyor. Yusuf güzel tepkiler alıyor ama onun da aldığı var kötü tepkiler. Oyunda mesela oyun atıyoruz beraber. Hı hı. Orada "Aa sen misin o?" falan küfür kıyamet olduğu oluyor. Ya onlar illaki olan şeyler. Onları tabii, görmezden geleceksin vesaire. Tabii. Saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Herkesin kendince yani bir yorumu var. Sadece örnek veriyorum. Mardin veya Yozgat'taki bir adamı kendime hı-hı. dert edemem. Benim anama bacıma sövdüğü için onu düşünüp uyuyamamazlık yapamam. Ya işte görmemezlikten aynen geleceksin. Öyle. Belki de bu fenomenlik mevzusunda sizin en güzel sindirdiğiniz şey hı-hı. o reaksiyonlar. Bu olmak durumunda diye düşünüyorum. Değil yoksa mi? Ben her gelen kötü yoruma cevap versem her gece biriyle küfürleşirim. Video başa çekiyorum. Çıkamazsın başka hiçbir şey zaten. Yapamam yani. Tabii canım şöyle düşün. Bir kesim sevecek, bir kesim sevmeyecek. Bir kesim çok sevecek, bir kesim nefret edecek. Yani hani bazen tahammülsüz noktaya gelip kötü, taşkın ve çirkin bir noktaya evet. geliyorsa esas problem orada. Burada maksat aslında sevmeyenleri biraz daha geri çevirip sevebilir hale evet, getirmek ama gelmiyorsa falan. Da kendi yapacak bir şey yok. İlk başlarda takipçim azken yapıyordum. Yani hı-hı. neden böyle diyorsun tarzına yaklaşıyordum. Neden küfrediyorsun? Başa çıkılmıyor. Devamlı küfrediyor. Ben ona evet. küfrediyorum. O bana boşver boşver ya olumsuz şeyleri boşver. Biz keyfimize boşver. Bakalım değil mi? Hiç önemli değil. Onun aynen. yerine daha olumlu bir şey söyleyeyim. Koçum bendensin. Eyvallah abi eyvallah. Ekstradan sürekli bunu görüyorum. Videolarında ağır, paso kullanıyorsun. Ağır Fenerbahçeliyim ve sporun hastasıyım. Bayağı spor için biterim yani ya. Allah'ım şükürler olsun bir tane Fenerbahçeli geldi. Haftalardır bunlar Beşiktaşlar hepsi yiyor beni burada ya. Bütün videolarında hemen hemen kullanıyorsun ya. Kullanmaya yani çalışıyorum. Yani çoğunluğunda izlediğimiz birçok videoda var. Kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü Fenerbahçe bambaşka bir şey benim için yani. Hani babamdan miras diyeyim yani. Maçların hepsini izleyebiliyor musun? İzliyorum tabii ki de. Kaçırmıyorsun yani. Hı-hı, asla. Bu arada bu paylaştığımız Mannequin Challenge evet. mevzu hı-hı. müthişti. Hemen öncesinde küçük bir şey söyleyeyim. Yusuf bizim programımıza geldikten bir gün ya da iki gün sonra paylaştınız bunu. Öyle bir şey oldu. Ya ben ertesi gündü ya akşam da hatırlamıyorum. Biz tabii burada bir evet. küçük bir çekim yapmıştık çektik, arkadaşlarla evet. toplu halde. Sonra bizimki sizin bu videoyu oldu. Gördük. Ama bizimki de güzeldi. Niye öyle diyorsun? Bizimki bence... Burhan, bu Allah. Videodan sonra ben kaldırdım. Çok başarılı olmuş. Bizimki çok, hani övünmeyi sevmem, asla sevmem ama bence çok başarılı olduğunu çok düşünüyorum. Çok başarılıydı tabii ki. Zaten bizim Yusuf'la amacımız, açık konuşmak gerekirse, her gün bir video atmak değil de bir video atıp herkes tarafından beğenilmesi. Yani her gün bir video atarsın, iki kişi beğenir seni. Hı hı. Ama bir haftada bir video atarsın, bütün insanlar o videoyu izler ve mükemmel olduğunu hı hı. anlarlar. Ve mükemmel yapmaya çalışıyoruz her zaman. Hı. Niye kalemi aldım bilmiyorum. Videoyu çekerken falan nasıl başlıyorsunuz olaya? Yani ne çekelim, ne hangi videoyu çekelim konuyu falan diye. Konuyu nasıl belirliyorsunuz? Ben onun konuda sıfırım. Hı. Bildiğin o beyin Yusuf'a ait. Yusuf şunu çekelim der, ben oynarım. Bana konu gelir, ben yancıyım çekerim. Ben. Aynen. Ben... Oyuncuyum, Yusuf yönetmen falan. Yani senaryoyu okurum, beğenirsem oynarım. Hayır, hayır. Zor çekiyoruz ama bayağı zorluklarla çektiğimiz oluyor. Yani örneğin şişe çevirme videosu 6 saat. 4-6 saat arası sürdü, yalan söylemeyeyim. Ve
6 soğukta, saat sürdü. Aa, işte buyur sana şişe. O soğukta. Kardeşim, bakalım bu kaç saat. Yetmez mi? Hadi bakalım. Suyu biraz o zaman... Koy koy içine orada şey yap, ekleme yapabilirsin. Su temiz su istiyorsan temiz ekleyebilirsin bardağına. Yani i̇stersen iç, istersen ekle. Buradan dökülecek ama ya. Yok yok dökülsün, sıkıntı dökülebilir, değil. Dökülebilir, rahat ol. Sileriz yaparız. Sen yeter ki çalışmamızı... Ay ben kendimi ben tutamayıp silerim. Böyle uzanıp başlarım şimdi silmiyor ya. Çünkü o videoda da geçen özellikle sordum hani ne kadar süre diye evet Burhan Polat. Kapattın değil mi? Onu iyi kapattın değil mi? Bakalım gerçekten. Biz burada bir İlk başta atlamayabilirim şimdi özür diliyorum. Deneyelim. Allah'ım kendime garantiye ve sağlamam alsam. Ve işte bu. Bir de yere atıp denesene. Olmadı. Onu görmedik. Ya Işıl bari bir şey yap yani. Yaptık ya. Öyle değil. Neyse programa devam edelim. tamam. Yapsaydın çok havalı olacaktı ama. Okulda mesela onu deniyorum. Hoca ders anlatıyor. Hocam devam edelim diyorum falan. Mesela. Hiç problem değil bunlar. Yaparım arada. Bende tik oldu. Onları her gördüğüm yerde artık... Hep çeviresin mi? Ha, yoksa şöyle yapasın. Ya ben bir başkası yapsa bile hemen bu hareketi yapmak istiyorum falan yani. Bir versene. Bir ver. Ha, hiç denemedim bak yemin ediyorum. Hiç denemediğim bir şey. Hadi bakalım bir ilk yaşanıyor. Dur kendimi korumaya alalım. Çok yüksek. Çok yüksek attım evet farkındayım. Ha ben de oluyordu neredeyse. Olabilir. Şimdi bakalım ne olacak. Ah çok iyi oldu. Ağır geldi. Bu yaparsa ben yapmak zorundayım bir saniye lütfen. Olmadı. Son kez yapacağım. Ah işte bu. Şöyle miydi? Böyle yapıyordum. Değiştiriyordum yaptım gördün mü? Neyse. Nerede kalmıştık? Ha, nasıl başladı? Yusuf'la nasıl? Normalde siz bayağı kankasınız aslında. Ben eskiden beri arkadaş mısınız? İlk okulda birinci sınıfta tesadüfen Yusuf'la aynı sınıfa düştük. Hmm. Birinci sınıftan... Burhan orada konuşurken sen yanda çalış. Dördüncü sınıfa kadar, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar Yusuf'la aynı sınıftaydık. Beraber büyüdük. O okula bayatlamış ekmeğe saralle sürüp getirirdi. Ben domates peyniri getirirdim yani her şeyi bilirim çocukluğumda. Sonra o başka okula gitti. Lisede de başka okuldaydı. O zaman bir ayrı kaldık. Scorp'taydı. Ben de Scorp'a başladım. Sonrasında ilerledi bu fenomenlik. Ne zaman oldu bu olay? Başlangıcı kaç, ne kadar süre? 1,5-2 yıl olabilir. 1,5-2 yıl. Başlangıcı da şu şekilde. Scorp'tan sonra Instagram'a insanlar video istedi. Hı. Çekip attık. Pek tutmadı. Sonra Saçma Sapan şarkısı var birinci yüzde. Onu çektik. Berkay'la beraber o çekti. Ben arkada saçma sapan hareketler yaptım. Video tuttu. Hmm. Günah benim biliyorsunuz. İşte hangi onu video çektik. Ne zaman tutacak? İnsan kestiremiyor. Sonrasında en bizim Yusuf'la benim patlama videom. O da kendisi söyler. Burhan! Yapıştır. Burhan. Ahlaksız teklif aldın mı? Evet. Dünyada tüm kahveler, çaylar bitse ölür müsün? Hayır. Ahlaksız teklifte bulundun mu? Hayır. Kola meyve suyundan iyi midir? Evet. İçlik giyiyor musun? Şu an altında. Aa, 3'te 3 mü oldu? Önceden tanımadığın biriyle randevuya çıktın mı? Evet. Hiç konuşurken birinin yüzüne ağzından tükürerek konuştun mu? Oldu. Kalabalık bir ortamda yanındakiyle kavga ettin mi? Evet, yakın bir süre içinde. Bütün aksilikler hep seni mi bulur? Belki. Bilmiyorum. Sevginin çok kötü de koksa ona yine de böyle sarılır mısın? Sarılıyorum. Maalesef. Sarılıyorum mu? Maalesef. Sevgilin var mı? Var. Aa, bir tane geldi. Hadi konuşuruz. Ödünç aldığın bir şeyi kaybettin mi? Kaybettim. Beğenmediğin yemeği zorla yemek zorunda kaldın mı? Bir defa evet. Birisi hakkında konuşurken yakalandın mı? Evet. Çekirdek çitletir misin? Çok hastasıyım. Çok da umurumdaydı deyip sinemada bağır çağır telefonda konuştun mu hiç? Asla. Aynı anda iki işte çalıştın mı? Evet. Hiç dağa tırmandın mı? Hayır. Kendi doğum gününü unuttuğun oldu mu? Hayır. Hiç günlük tuttun mu? Hayır. Dirseğini yalayabilir misin? Asla. Dilinle, burnuna değebilir misin? Değerim.
biraz sonra denetiriz bakalım. Sorularımız seni sıktı mı? Hayır. 4 gün. Niye 4 bilmiyorum ama 4 gün iç çamaşırını, aynı iç çamaşırını giydin mi? Hayır. Alışveriş canavarı mısın? Param yok. O zaman hiç 500 liran olsa ve o parayı tamamen kıyafet harcar mıydın? Hayır. Peki. Bir, kokan sevgili. İki... Ya kokan İçin. Sevgili demeyelim. Ama hocam. Bir dakika, sarılıyorum dedin sen. İzliyordur demeyelim. Yani neydi, ben diziye gideceğim. İsmi? Işıl. Oo, adaşım Işılcım. Yani. Sevgili Işılcım. Adaşım. Burada arkandan dedikodu yapmak gibi olmasın. Ki biz hiç dedikoduyu sevmeyiz. Sevmeyiz, asla yapmayız. Hiç sevmeyiz. Hiç de yapmayız. Biz bir şey demedik. Burhan ne diyorsa... Kendi yakalandı, kendi söyledi. Ben dürüst bir insanım. Ben dürüst bir insanım. Ama sevgi böyle bir şey gerektiriyor. Toparlıyorum şu an. Severken böyle şeyler hiç umursanmaz ki. Ya asla. Ama sevgiyi gerçekten sevgi karşılığında sıvıyorum şu anda. Sevgi gerçekten böyle şeyleri katlanabiliyor insanlara. Kaldırabiliyor. Evet. Yani koksa da fark etmiyor sonuç itibarıyla. Çok da güzel sıvıyorsun sevgi bu arada. Sevgi dediğin şey bu tabii ki. Nerede tüyüm nerede? Bence bu konuyu... Bu arada bu stüdyonun falan çok soğuk olduğu haberim geldi. Nedir bu, hepiniz içlikle gelmişsiniz? Hayırdır? Yok, kutuplar Düzce mı burası? Düzce çok soğuktu. Düzce bayağı soğuk. -7 falan yani o yüzden. Burhan şu herkes dilini içti. Bir görebilir, yani dilini görebilir miyiz? Biz yaz sırayla böyle nefes almadan sağdırdayız. Ağzını açtı çocuk. Ay burnuma dokunabilirim dedin ya, onu yo, merak onu ettim. Yap, bir dokun bakalım. Hadi, vallahi. Hadi, vallahi da. Değerim de gerek yok ya. Oluyordu, hadi zorlamayalım fazla. Aa, süpermiş. Tamam, o zaman geçtim bu kısmını artık. Şey kısmı, Instagram'a geçtiğin kısım. Çok kısa bir sürede aslında çok yüksek takipçi yakaladım. Aynen, çok kısa sürede. Kendi şarkım adlı Merhaba Ben Rainman Bana Derler Fenomen bir repliği var. Ne konu bakımından? Hey ne sen, konu bakımından? Bolat Burhan, benim asıl fenomen ben. Hadi lan oradan dedi. Onda tamamen bir patladık yani. Hatırlamıyorum, 32 bin falan yorum aldığını hatırlıyorum en son. Yalan da olabilir. Ama öyle hatırlıyorum. İzlenme bile değil, yorumlar. Aynen. İzlenmesi çok yüksek orada herhalde. Orada bayağı patladık yani tamamen. Hala bile onunla alakalı mesajlar geliyor. Hey sen, Volat Burhan diye mesajlar geldiği oluyor. Skorp çok daha değişik bir platform. Skorp çok farklı bir platform. Bambaşka. Yani hiç alakası yok aslında burada yaptığınız şeylerle. Orada biraz daha... Konu başlıkları üzerinde. Sosyal iletişim gibi bir durum aynen, var. Konu başlıkları üzerinde tartışma gibi. Sözlük anlayışına sahip ama pek de sözlük anlayışına sahip olamamış bir platform. Şu anda biraz daha böyle bozulmuş ve kötü bir noktada diye düşünüyor musun? Skorp'un mu? Evet. Bu konu hakkında konuşmasak diyorsun. Benim için daha iyi olur. Peki, o zaman onu da geçiyorum. Sonra konuşuruz sizinle de. Ben anladım, orada anladım. Orada konuşmak istemiyorsun. O tamam. Zaman şöyle diyelim, profil Skorp olarak... Skorp iyi bir platform, bunu söyleyeyim. Çok güzel bir platform. Platformun kendisi değil, profillerden bahsediyorum. Profiller, onun hakkında konuşabiliriz, sorun değil. Ben uygulama... Yok, hayır, uygulamayla alakası yok. Uygulama tabii ki... Şimdi çok güzel. Sadece Skorp için söylemiyorum. Vine'da dahil çıkan bütün uygulamalar tuttuğuna göre... Demek ki başarılı uygulamalar. Aynen öyle, orası doğru. Biz o uygulamayı ya yücelten, çok iyi noktalara getiren tarafız ya da profil olarak söylüyorum. Nasıl ki izleyiciler seçtikleri dizilerle izlemek zorunda kaldığımız kısmı rezil bir hale getirebiliyorsa, sosyal medyada da aynı şekilde hani düşün ki profiller yaş ortalaması küçüldüğünde ya da kültürel ortalaması küçüldüğünde tabii ki o platformu da farklı bir noktaya aynen getiriyor. Aynen öyle. Skorp'u o yüzden soruyorum. Skorp'taki profiller sence nasıl? Skorp'taki profiller yaş kitlesi gayet yüksek profiller. Yani pek 18 yaş altı kullandığını düşünmüyorum. İzlediğim kadarıyla da. O yüzden çok farklı kafalarda insanlar. Çok farklı profiller var. Hani bambaşka insanlar ve hiç görülmeyecek tipler Skorp'ta var. Tip Instagram'da derken, çok zıt değil mi? Çok zıt. Değil mi? Ya mesela bizim Yusuf'la amacımız Skorp'un anlayışını Instagram'a getirmekte. Skorp'ta şu var mesela, birbirlerine troll atıyorlar. Trollün ne demek olduğunu biliyoruz. Birbirlerine laf atıyorlar, eğleniyorlar ve buna herkes gülüyor.
Ama bunu Instagram'da kimse yapmadı. Biz yaptık Yusuf'la beraber. İsim vermeden söylemeyeyim yani. Yaptık. İnsanlar farklı karşıladı. Biz onu çekmeye çalıştık ama Instagram onu yemedi. Olmuyor yani. Ben gidip bir fenomenle alakalı bir makara yapsam bu yanlış anlaşılır. Bir skor laf atıyormuşun gibi falan. Ha, öyle anlaşılır ama amacımız birlik ve beraberliğimizi göstermek. Skort'ta herkes iç içe. O ona sallıyor ama içini biliyor. Ama Instagram'da öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum fenomenler arasında. O zaman dediğim noktaya geldi. Şimdi beni anladın muhtemelen. Evet. Instagram'da yaş ortalaması daha düşük. Düşük derken ama hayır düşük derken... Daha küçük küçük yaşlara takipçi sahip, daha genç takipçiler yok mu? Yani ben bütün fenomenlerden hep aynı şeyi duyuyorum. Video çekenler genç yok hiç. Yani vardır. Çocuk takip yaşında. Edenler. Yok takipçilerden bahsediyoruz. Takip edenler küçük yaşta. O zaman daha farklı bir şey yapmak gerekiyor. Yani o kafaları belki yakalayamıyorlar. Bambaşka ya skor. Çok başka. Anneanneni kullanmışsın bazı videolarda. Evet. Anneannen değil mi? Babaannen miydi? Evet, anneanneni. Anneanneni kullanmışsın. Buradan onu da ellerinden öpüyoruz. İzliyordur belki. Annem haber verdiyse izliyordur. Kadıncağız çemkirmiş sana. Kurban olurum. Ellerinden öpüyorum buradan hani. Ben bayıldım. Anneannem kamera kadın karşısında... Kadın diyor ki, ya söyleseydin de başımı bir kapasaydın bari. Bu arada ama Burhan yerlerde böyle. Yerlerde ya. Kadın orada derdini başına... anlatıyor. Akrabalardan çok tepki aldım onun. Anneanne nerede yaşıyor? Tokat. Tokat'ta. Tepki mi aldın? Aynen, pek bizim biraz muhafazakar. Hoşlarına gitmemiş aynen. mi? Dayımın gitmedi pek. Dayım da biraz bayağı asabi bir insan yani. O yüzden hoşuna gitmedi. İstanbul'a geldiğinde anneannemi almayıp götürmek için pek suratıma bakmadı yani. Dayı falan hiç yani. Annem baban nasıl? Ne düşünüyor? Yok onlar alıştı sorun. Artık ya bana. Annemle video çekmiyorum hani. Ailemi çok kamera karşısında çıkartmak istemiyorum. Nedeni de... İnsanların ağzı torba olmuş yani ben yanımda bir kişiyi görünce direkt hakaret küfür. Aa annem mi bu? Bir kusur buluyorlar. Buna hoş bulmuyorum. Annem benim için çok değerli olduğu için hani en ufacık bir laf benim kanıma dokunur. Sosyal medyaya yalan ederim yani hani bambaşka şeyler yaparım. O yüzden annemi pek kamera karşısında çıkartmak istemiyorum. Instagram'a gönlü olsun diye bir fotoğraf attım orada sadece o kalsın anı. Başka bence çok güzel bir şey yapıyorsun. Şimdi bunu böyle... Yani bu annem paylaşamamazlıktan değil yani. Ben anladım. Gelen tepkilerden korumak için illa ki bir kusuru buluyorlar hani. Her insan, hiçbir insanın kusuru yok. Hani burada annem kusurlu demiyorum ve alıştı alışılmasın. Her insanın bir kusuru vardır. Bir kusuru buluyorlar yani. Sizde de çekileyim, sizde de bir kusur bulurlar. Aa o mu falan derler. Hoş bulmuyorum. Annem benim için çok çok değerli olduğu için onu asla kamera karşısına koymuyorum. Ya evet, tabii şimdi herkesin annesi herkese bambaşkadır. Değerli. Senin tabii ekstradan şöyle bir durumun var. Normalinde annelere, kadınlara zaten saygı duymak gerekir ama senin takipçi sayın ve takip eden, yorumlayan, hatta ister istemez o mentionlar sayesinde takip etmeyenlerin de izlediği hatta yorum yapabildiği bir platformda bu bir tercih tabii ki. Doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Ha bu şey anlamına da gelmesin hani çeken arkadaşlar da aman işte siz de çektiniz manasında yok, değil. Aynen, bu bir özgür tercihtir. Aynen. Ben saygı duyarım çünkü şöyle düşünelim yani istersen kabul edersen aynen. yaparsın. Tepki alsan da almasan da o senin kabulündür. Umursamazsın, i̇stersen devam de edersin, yapmazsın. Tabii. Dersin ki tepkiyi ben alayım. Aynen güzelliği ben de alayım, ben alayım. Ailem olmasın. Bana bir şey söyleyeceklerse ben en azından sindiririm diyorsun. Aynen. O sorumlu benim diyorsun. Ben kesinlikle katılıyorum. Ben de eklemek istiyorum. Sakın ailesini sosyal medyada paylaşanlara hiçbir şekilde bir şey demiyorum. Yanlış yapıyorsunuz bir şey demiyorum. Saygım sonsuz. Tamamen benim senin kendi şahsi görüşüm. Evet. Hani yapanlara da aa siz öyle misiniz demiyorum. Kesinlikle öyle tercih de yanlış anlaşılmasın. Aynen saygı öyle. Saygı duyacağız. Yanlış anlaşmak istemem. Şimdi bunu dedim diye de ooo annesini paylaşanlara sen ne diyorsun falan yok, derler. Yok demezler alakası. Öyle. Korktum. Evet. Ha, yok yok demezler. Ama dünya tatlısı anneannen. Ben bayıldım. Müthiş. Ellerinden öpüyorum. Allah uzun sağlıklı ömürler versin ona. Bundan sonrasında ne düşünüyorsun Burhan? Şimdi ben senin videolarını izliyorum ve çok beğeniyorum. Keza aynı şekilde Yusuf için de söylüyordum. Biraz sonra Berkay da burada olacak. Ona zaten ayrı bir benim şeyim var. Orada hazır duruyor. Orada kalbi ciğerini yerim ben. O feci bir adam ben öyle hissediyorum. Ne yapacaksın peki? Ya benim hayalim açık konuşayım.
Yusuf diyecek bunu izlediğinde hani benim hayalim talk show'du diyecek de benim de hayalim talk show. Ama belki beraber yaparsınız. İnşallah. Gibi, Allah büyük ama benimki spora dair bir talk show. Hı-hı. Ben bir futbolcuyu davet edip onunla beraber bir senin talk bir de öyle bir geçmişin var Başakşehir'de. 9 sene bir futbol geçmişim var benim lisanslı. Hı-hı. Sakatlığımdan dolayı bırakmak durumunda kaldım. Öyle mi? Klasik futbolcu bahanesidir Bastet. Ama öyle. Gerçekten öyle. Amacım benim, amacım demeyeyim de hayalim talk show programı ama futbolcularla, sporcularla, sadece futbolcularla. Oynayamazsam da diğer ucundan aynen. Bir işin içine girerim. Ya o soyunma... Yani televolevari bir şeye geri evet. Dönüş mü diyorsun kafada? Aynen öyle. Hani o soyunma odasını, otobüsü falan hakimim. Profesyonel olmasa da hakimim. Onları amatörle harmanlayıp profesyonel futbolcularla bir böyle talk show programı düzenlemeyi çok istiyorum, hayalim. Umarım gerçekleştirir. İnşallah. Eline mikrofon alıp yapmak istediğim bir şey. Aslında o tarz bir şey algıladım. Daha çok böyle eline mikrofon alıp... Belki maç zamanı stada maç zamanı gidip, evet stada işte. Dalıp, işte soyunma odalarına dalıp. Girip falan aynen bu tarz. Öyle. Acun Ilıcalı'yı bilirsiniz. O da zamanında yaptı futbolcularında. Biz tanımıyoruz. Hayır. Bilmiyoruz. Programı... Kim ay hiç duymadım. Hayır. Ay buradan selam söyleyelim. Acun o da zamanında yapmıştır yani. Tabii canım. Bir Acun olacağım demiyorum. Belki daha fazlası olurum hani. Oo. İnşallah. İnşallah. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yusuf da burada bahsederken, konuşurken ben şaşırmıştım. Şimdi senden de duyuyorum. Meslektaşım olmak isteyen bir kişi daha geldi. Evet. Çok mutluyum. Niye biliyor musun? Ya fenomen arka hemen ayağını kaydıralım bunu yalnız bir şeyler yapmak. Ona gülüyorum ben de diyecek niye gülüyor kendi kendine. Şimdi bunun takipçi falan filan da var. O zaman sana teşekkür ediyoruz Burhan. Kendine çok iyi bak. Geldiğin yeter, için teşekkür ederim. Yeter epey konuştuk zaten. Evet yani. Yeterli miktarda konuştuk. Susadım ya. Biz de böyle bakıyoruz. Bakıyoruz. Ne yapıyor bu? Nerede kalmıştım ya? Seni şöyle alalım diye. Dedin ki ne kadar mutluyum dedin. Evet, benim... Tiroid var ya ben evet. Oradan gelmiyor bazen. Onun için aldım yanıma bu hatırlatsın falan diye. Meslektaşım olmaya aday dedin. Ya evet hakikaten çok güzel bir şey. Evet. Vallahi. Çok istiyorum gerçekten. Çünkü fenomenlerin içerisinde sürekli böyle bir mevzu var biliyor musun? Hani tabii ki olmak isteyecekler ama genel itibarıyla seçim hep oyunculuk. Hı hı. Yok. İlk defa Yusuf'ta bir program abi falan filan dedi şaşırdım. Şimdi sen de duyunca artık İyice şaşırmıyorum yani. Artık şaşırmıyorum. İkincisi. Artık şaşıramıyoruz. Oyunculuk hiç düşünmüyorum. Bilmiyorum hani Allah büyük ne gösterir ne olur. Bir teklif gelir ummadığım anda. Cazip bir şey gelir reddedemezsin. Hiç bilemem. Ama hani en çok yapmadığım istediğim şey talk show ama... Spora dair bir talk show. Hı hı. Yusuf seni, Yusuf diyorum, Yusuf bizi andı. Burhan sen bizim seni çok fazla konuşturmadığımızı düşünüyor musun? Hayır ben gayet çok konuştuğumu düşünüyorum. Bakın, bakın şu anda söylüyorum. Herkes duydu. Bu adamın takipçileri bana internette sallamayın. Böyle kalkıp bu çocuk niye şive yapmaya çalıştı? Spiker espri yapmaya çalışıyor falan. Hep böyle geliyor bana vallahi bak. Spiker diyor. Bu spiker kendini komik zannediyor. Oluyor işte. Birazcık senden de övgü alabilir miyim? Başla. Gayet çok neşeli bir insansınız gerçekten. İçeride Deniz buradayken de içeride dedik ki çok neşeli bir insan. Muzaffer çıktığında da söyledi. Çok iyisiniz, mükemmelsiniz, harikasınız. Çok sağ ol Burhan. Yemin ediyorum teşekkürler. Çok sağ ol. Burhan inşallah tam düşündüğün yerde günün birinde tekrar karşılaşırız. Belli olmaz hep söylüyorum arkadaşlara. İnşallah. Günün birinde belki de beraber işler yaparız başka bir yerde, İnşallah. Başka platformda. Belki burada ne olur bilmiyorum ama tevafuk diye bir şey var. Allah'ın mucizelerine inanmak lazım. İnanırım. Senin de inandığına adım gibi eminim. O yüzden inşallah günün birinde böyle bir şeyle karşılaşır da ya biz hatırlıyor musun falan deriz. İnşallah. Yolun açık olsun. İnşallah. Çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Geldiğin için çok sağ ol. Velhasıl kelam programımız kısa bir aradan sonra ama önce Burhan bir şey söyleyecek. Buyur söyle. Bana bir şeyler söyletmek istediler de söyleyebilir bir boşluk buyur, anlaştık. Buyur hemen söyleyebiliriz. Anne seni çok seviyorum. Baba seni çok seviyorum. Abi seni çok seviyorum. Işıl seni çok seviyorum. Sizdeyiz. Sizdeyiz. O zaman. Söylemem lazımdı. Yeni konuğumuzla devam edeceğiz. Berkay burada olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.
Hmm. Yeni bir video zannediyordum ben. Hoş geldin Berkay, nasılsın? Merhabalar. İyiyim, siz nasılsınız? Merhabalar. Süpersin ya. Benim sana karşı biliyorsun, başından beri söylüyorum aynı şekilde diyorum ki. Ama o arkadaşın yok mu, o arkadaşın ne dedi biliyor musun? Dedim ki, izledin mi sen yayını? İzledim ama tamamını izleyemedim. Şöyle demiştim, senin o bir tane hafif biraz kilolu... Şişkon, evet şişman aynen. Dedi, evet evet hatırlıyorum. Sen bana nasıl şişman dersin ya? Direkt öyle kesin girdim. Kesin çok ayıp. Olaya öyle girdi, ben dedim ki ya niye öyle diyorsun? Adamın kilosuyla alakalı değil ama, ya ama müthiş ortada bir gerçek var, bak, ya. Ben şişman. De öyle söyledim. Şişman olduğumun. Kendinle barışıksın bu, tabii, tabii. Bu zaten videodan belli. Çıplak sanatçı canım. Soyundu mu? Daha şişman değil, bir şey kemiklerim iri diyeceksin. Kesinlikle bu kemiklik olacak tabii bir şey ki. Değil artık ya. Ya. Hani kemik iri olur da bu kadar da. Bu kadar da olmaz. O kadar olmaz. Olmamalı. Diyorsun. Benim kemikler çift çift. Ya bu videoyu çekme fikri, daha doğrusu soyunma fikri nereden? Çıplak poz verin. Nereden olsun. Geldi zorlandım. Ya? Zorlandım. Annemi kaçırdılar. Fidye istediler, soyunursam soyun dediler. Sadece. Dediler, ben de dedim soyunurum. Benden yanım sıkıntı yok, ben hep tam soyunurum. Bu işin sanat için her şeyi yaparım. Her şeyi yaparım. Sanat, daha tam soyundum da dedi, yapmış. O kadar da sanatçın olmasın dedi. Tekrar giyindim. Nasıl bu fikre? Böyle bir video vardı, ya, oradan mı aynen, esinlendiniz? Aynen, öyle bir video vardı. Biz bunu gördük, dedik ki biz bunu yaparız dedik. Yaparız dedik, baktım herkes bana bakıyor. Dedim, çünkü en uygunu sensin. Elbet yapılır. Kabul ediyorum, yapılır ama dedim beyler. Dedim. Soydular beni. Ya bir baktın kamera karşısında. Kıpızı soydular. Hiç ben konuşma hakkım yoktu. Tişörtümü falan çıkarttı 3-4 kişi. Sonra videoyu çektim. Bu aniden mi o? Yani ölüp... ya öyle oturup konuşurlarken... Öyle bir konuşuyoruz ki şimdi evet, başka bir şey oluyormuş gibi hissettim ya. Aniden tişörtümü çıkarttı. Aniden tişörtümü soydular. Dediler ki senin konuşmaya hakkın yok. Videoyu açtılar ve vurmaya başladılar bana. İstemsiz bir şekilde şarkıya girdim. Kalbimde dedim kırılmadık yer mi bıraktınız dedim. Oradan çıktık. Bir sanatçı olarak kesin, böyle saat 4.30'da çektik bile. Bunu. Yan komşumdan da özür diliyorum çünkü kaç kere kapıya vurdu. Ama o videoyu çekmek zorundaydık. Şimdi ve ağlayacağım. Çektik evet. Ve çok izlendi. Evet izlendi, bayağı izlendi. Bayağı izlendi. Evet. Öteki video biraz önce izlediğimiz audition deneme çekimi videosu da evet. Aslında öylesine rastgele çektiğiniz bir kesinlikle. Şeymiş. Kesinlikle 3-3,5 dakikalık bir şey. Ben normalde tripodumuzu almışız, telefonumuzu koymuşuz. Dedik ki biz dedik şarkı söyleyelim. Beraber toplanmışız. Sadece Yusuf'la ben oturuyoruz evde. Dedik şarkı söyleyelim. Bu kenarda yattı yine, dedi ne videosu çekeceğiz, nasıl çekeceğiz, bir şey yapacağız, böyle Yusuf Bey dertlidir. Ben de ne bileyim abi basarız yaparız dedim. Bastı oynata, bu oynatta kalmış. Yusuf kenara geçti. Böyle saçma sapan böyle bir şeyler söyledi. Bu video çok uzun, karışık bir videoydu. Öyle bir anda oldu. Yani ben niye oynadım da bilmiyorum. Kendi kendime oyun oynadım. Seni o bana çekti. Seni hep böyle bir katakulliye getirmiş. Vallahi ben onu şu an fark ettim ha. Niye bana böyle yapıyorsunuz? Ben onu fark ettim. Ne oluyor? Sen onun içinden mi aldın bu parça evet, parça? Evet evet, bu 3-3,5 dakikalık öylesine bir video. Ve uzunu çok daha komik ama yayınlayamıyoruz. 1 dakika. Uzun yani. Oluyor. Evet. YouTube'da falan yayınlasaydınız. Belki YouTube'a atabilirim onu aynen. Bunların backstage'ini falan veriyorsunuz ya, çok da tutuyor o tarz aynen. Şeyler falan. Sen böyle Berkay saf iyi niyetli, iyi niyeti yüzünden zarar gören, hatta böyle zarar gösterilen falan. Öyle bir insan gibi, doğru mu? Yani öyle bir insanım herhalde. Ya, için öyle de hani o kadar iyiyim ki yani bir insan bu kadar iyi olmamalı. Ya, öyle değil de yani iyi bir insanım yani. Herhalde. Mesela öyle senden müthiş matrak bir enerji de alıyorum, enteresan. Onu şu anda alıyorum mesela, evet, şu anda geçti bana. Şu anda bana da öyle. Çok iyi oynuyorsun. Vallahi yani ben ya bak utanırım ama öyle. Yok yok, gerçekten böyle güzel bir enerji geliyor senden. Eyvallah. Hatta böyle çok müsait yani baktığımda çok böyle nur gibi, nur bayağı böyle suratı nur gibi. Zaten Japon genelde musun, Tatar mısın, Çin misin? Koreli diyorlar bana, niye öyle diyorlar bilmiyorum. Biraz evet, gözlerden. Evet, bir var oradan. Ya şişmanlıktan o. Böyle al yanak artık alamayın da. Gözleri gelmeye başlıyor. Gelmeye var. Gözlerim geriliyor diyorsun şişmanlıktan. Çok güzel ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kendinle bu kadar barışık olduğun için süper, kesinlikle ilerlersin. De. İnşallah. Gerçekçisin yani. Yani neysem buyum işte buyum. Neyi saklayacağım? Yani. Saklayacağım bir şey yok yapacak diyorsun. Bir şey yok. Nasıl saklayayım şimdi onu? Şimdi bu son izlediğimiz videoda aslında ben onu yeni zannediyordum. Yok o eski bir video. O çok eski bir videoymuş. Aynen, 9 sen aylık, aslında 10 aylık bir video. Bayağı bir kilo vermişsin o arada. Ay, evet, senin bir de bütün program kilodan gittik hay Allah. Adam şişman olunca konu oraya dönüyor. Yok yok. Aynen kilo verdim.
sponsorum olan babama çok teşekkür ederim. Ameliyat oldum. Ameliyatla verdim kiloyu. Ha. Aynen. Nasıl anlamadım. Ameliyat oldum. Mide ameliyatı. Mide ameliyatı. Midemi %80'ini aldım. Sen o zaman daha da vereceksin. Bütün tabii, tabii. Tatlılığın gidecek. Hayır. Aa. Kesinlikle buna izin vermeyeceğim. Ama zaten çok bunun ciddi bir kilo yapıyorum. Vermiş. Çok aynen ciddi 50 kilo verdim zaten. 50? Tabii. Evet ben 50 kilo verdim. 10 ayda işte. Tam o ara yani ameliyatı olmuş İstanbul'a gelmiştim. Yani benim kadar daha vardın yani diyebiliriz. Vermişim. Neredeyse. Vay be ne vermişim harbiden ha. Bundan sonra? 50 devam kilo mı? Vermişim ya hiç öyle düşünmemiştim şu an. Total kaç kilosun? Ya ben 150'ydim. İşte şu an 100 falanım. 100'sün. Evet. Daha vereceğim. Doktor gidecek dedi. Daha da. Hani bu 100 giderse buluşurum doktorla. Ne kadar oldu ameliyat olalım? 10, işte bir yıl oldu mu? Bir yıl olmadı. Hmm, aynen 10 ay 11 ay oldu ama doktor daha bir 10-15 gider dedi. Ha, artık biraz yavaş. Tabii tabii artık ne veremiyorum da alamıyorum. Biraz başlangıçta çok hızlı zaten. Bayağı hızlıydı evet. Yani. İlk bir ayda 20 kilo verdim galiba. Oo. Hızlıca hiçbir şey yiyemiyorum çünkü. Öyle oldu yani verdim. E süper olmuş çok verdim, güzel. İyi verdim. Olmuş. Senin amacın farklı gibi. Evet. Senin amacın ne? Kilo alıp kilo vermek. Genel olarak. Ben sadece öylesine video çekiyorum. Brownie'ye bayıldım. Yani benim hiç böyle işlerle işim olmazdı yani. Ben kendi kendime öyle şarkı söyleyen bir insandım. Ha, güzel. Skorp diye bir uygulama çıktı. Bunu önce bir şarkıyla böyle güzel bir şarkıyla önce taçlandır ondan böyle, sonra devam evet. Etsene. Evet o zaman. Ben zaten özellikle dün konuşurken dedim ki Berkay şarkı söyleyeceksin sakın bana sürpriz müpriz bir şey deme. Yani, şaşırma. Hazırlan dedi. Şoka girme. Şoka girmedim ama benim elim titriyor ya normalde olan bir şey bu yayında. Heyecanlı mısın? Heyecanlı değilim de ellerim niye soğuk bilmiyorum. Galiba heyecanlıyım. Bunun adı galiba heyecan. Farkında sen değilim. İçlik giymedin mi? Hayır. Aa, işte heyecan bak iyidir. Evet. İyidir. Kilo ondan verdim. Dolayı. Başla buyur. İşte bu. Söyleyeyim. Ben Skorp'ta beni ünlü yapan Cengiz Kurtoğlu'nun Kül şarkısını seslendiriyorum. Süper. Söylüyorum. Bir saniye. Tam çok pardon. Çocuk tam bir eko da verelim de ekstradan çok güzel bir şey hazır. Evet. Haydi evet. Bakalım. Buyurunuz efendim. Daha çok değil üstünden seneler geçmedi ki yorgunum artık bu son deyip geçebildik mi? Derin bir iz bıraktı içimde taze yaran bir gün elbet kapanır. Kapandı yarım kalan sayfamız mümkün değil. Bu son değil. Ayrılığın acısı sorulur mu yanana aşka düştüm. Düşeli kül oldu bahtım kara. Özür dilerim. Çok damar, öyle damar evet. Girmeyeydim iyiydi. Evet. Ayrılığın acısı. Aman hayırdır, Allah'ım. Hayırdır Serhat'cığım darbelimiz. Yok, ne yok. Oldu? Değil, çok etkilendi. Çok güzel ya. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Bu tarz şarkılardan etkilenmek için illa şu bir an şey bir acım gerekli. Olmasına tabii. Gerek yok. Yaşadığım acıları hatırlayabiliyorum. Onları hatırlıyorum. Bir acı. Anılar canlanıyor aynen, değil mi anılar. Böyle bir anda? Çok güzel ya. Vallahi müthiş güzel sesin yediğin var. Yediğin dayaklar var mesela program sonunda. Onlar acı değil. Acı mı o onlar be? Onlar tatlı kalp mı? Acısından daha büyük acı var mı? Oh! Alkış lütfen rica ediyorum. Her yer duman diye. Ben de bir tane araya lafımı koyayım. Ya şimdi gerçekten hani bizim şey özümüzde var zaten var. Bu tarz damar şarkılar vesaire falan ama bunu arkadaşın da geldiğinde ben ona da sordum ve Yusuf'tan aldığım cevabı bildiğim için sana da aynı şeyi soracağım. Sen eğitimli değilsin. Değilim. Değilim. Benim eğitimi almamın sağlayan kişi sadece Ebru Gündeş, Sibel Can. İzleyerek. Hak aynen onların böyle ondan bir öyle kendi bir tarzım çıktı yani. Bu nasıl bir şey ya? Yani şey olarak hiç düşündün mü? Herhangi bir yarışmaya katılmayı hani müthiş bir ciğer var sende yani öyle söyleyeyim ya, ben sana. Türkiye'deki o şey biraz
Bu fizikte o ciğer normal aslında. Bayağı ciğerim var, sağlam. Pavarotti gibi adamsın maşallah. Avantajlardan biri de o tabii ki yani. Hani ya, bir O Ses Türkiye falan tarzı. O Ses ya. Ciğer. O Ses Türkiye. Ya O Ses, yani ses insanlar şartlandırmış. Sesin çok güzel. Abi sesin çok güzel. Neden o Ses? O Ses Türkiye değil ki şarkı sadece. Yani sadece o olmamalı yani. Tabii ya da başka bir yarışma hani, falan olur. Yarışma hani... hiç böyle yarışma düşünmedim yani ama... Aşırı ısrar ediliyor. Yani gireceğim mi herhalde? Belki biri senin adına gizlice başvuruda da bulunabilir. Yapmayın da. Sürpriz olabilir. Öyle yapmayın da. Yani bir haberim olsun çünkü. Haberim olmadan. Ama yani gireceğim. Hazırlanırım. Ben hani böyle yarışmalarda çıkanlar diyor ya mesela böyle yapıyor hani. Klişe, basit bir klişe. Kaç senedir arkadaşlar söylüyorlar en sonunda geleyim çok dedi. Çok baskı vardı. Bunu da hiç vazgeçmiyor. Bu klişeyi herkes söylüyor mesela. Yani çünkü genelde öyle oluyor. Mesela ya ben gidersem gayet kendi özgür irademle gideceğim. Yani kesinlikle beni çok zorladılar. Ben gelmek isterim geldim ama hani mesela 2-3 yıldan beri çok ısrar ediliyor. Dedim ben bir kilo vereyim. Şimdi şişman adamın düşünsene klipte. Beni sevemedin ya. Hani arkada kızlar oynuyor. Yani bu adama uymaz yani. Birazcık daha kilo verdikten sonra işte o ya seneye diye düşündüm. Belki seneye bir giriş yapabilirim yani şarkı şeyine. İnşallah ama kiloyla çok şey bağdaştırma onu. Tabii canım çok. Tabii ki şakası işin latife kısmı yani biliyoruz onu zaten. Berkay! Yapıştır. Sevmediğin birini öptün mü? Öpmüşümdür. Hiç okuldan uzaklaştırıldın mı? Hayır. Asla yapmam dediğin bir şey yaptın mı? Hayır. Üzerinde kıyafetle havuza atıldın mı? Atladım. Bozdun her şeyi bozdun. Hiçbir binanın çatı katından şehri izledin mi? Çok evet. Amerikan mahalle oldu ama olsun. Olsun. Saçlarını kazıttın mı? Hayır. Hiç kız ya da erkek arkadaşını ağlattın mı? Evet. Hiç kemiğin kırıldı mı? Evet. Hiçbir kemiğin. Hiç soğan ya da sarımsak falan yiyip görüşmeye bir yere gittin mi? Yaparım. Umurumda olmaz. Sarımsak çok yararlı. Geleceği düşünür müsün? Evet. Hep yatağın aynı tarafında mı yatarsın? Evet. Kesinlikle evet. Ne diğer taraf o taraf? Yani bu taraf. Aynen bu taraf. Efendim içine atlet giyer misin? Sana da bu düştü. İçlik giyer misin? Hayır hiç giymedim. Nasıl sen giyeceğim acaba? Eve gidip giyeceğim. Ha git arkadaşlarından biraz örnek al. Hepsi birden giymiş. Evet, hepsi hazırlıklı giymiş. Gelmiş. Arabesk dinler misin diyeceğim. Cevap vermeyeceğim. Zaten cevabını da biliyoruz. Arabesk bir adam mısın? Dibine kadar. Kafamda bazı tahtalarım eksik diyen yerlerden. Dibine kadar diyecek buna da. Büyük ihtimal onlara vardır yani birkaç tane yoktur yani. Heyecanlı biri misin? Şu anda evet. Tez canlı mısın? Hayır. Biri sana çok çok seksisin dese utanır mısın? Öyleyim. Biri sana çok tatlısın dese utanır mısın? Alıştım artık utanmıyorum. Konu komşu ne der diye yaşıyor musun? Yani işte o komşuya 4.5'te rahatsız etmeseydim hayır ama evet. Sır tutar mısın? Tutarım. Yanaklarını mıncıklayan oldu mu? Yani yolda yürüyemiyorum mıncıklanmak. Bütün kadınlar aynı mıdır? Hayır. Burçlara inanır mısın? Kesinlikle hayır. Sen tehlikeli biri misin? Tam o soruya gelmiştik onu soracağım. Ya. Sence tehlikeli biri misin? Hayır ben çok ponçeli bir insanım ya. Benim ne tehlikem olabilir ki? Ben gayet masumane. Ha? Romantik misin? Harbiden. Ben mi? Yeri geldiğinde evet. Peki sevmediğin birini niye öptün? Sevmediğin birini niye öptün? Çok güzel soru ya. Harbiden niye öptün? Ya insan öpüyor bir an istemsiz şekilde. Oluyor yani. Oldu ama diyorsun. Onu sevmiyorum haberi olsun yani. Öptüm ama yani yanlış seni da anlamasın her öptüğüme de. Soru sana gelmedi, yaklaşmadı ama gerçekten şu bak şu hiç kompleksin var mıyız sormalıydık sana. Evet. Böyle lock diye hiç yapıştıracağın bir soruydu. Müthiş böyle hayır diye büyütürdün. Ölümüne hayır yani. Müthiş güzel olurdu. Tembel misin? Galiba tembelim ya. Ben onu tam şey yapamadım ama yok yani. Sence doğru orantılı mı? Yani %60'a %40, %60 tembelim ama. Sen de telefonuna bağımlı mısın? Yani ne yazıyor orada? Sosyal medya fenomeni. Mecbur.
Hayır, senin biraz onun ama yolu biraz daha senin yolun yol değil. Oğlum. Benim mi? Ben sen oradan dön. Gel. Sen biraz daha farklı bir şey olduğu için. Aynen. Hani tamam fenomen ama fenomen deyince mesela akla ne geliyor şu anda? Biraz daha video çeken arkadaşlar daha bir fenomenmiş ha, gibi geliyorlar ya. Ben video çekmem yani zaten o Instagram'daki olan şeylerde hani Yusuf arkadaşım çekecekti. İşte zaten onları da bana dedi, zorla çektiler diyorsun. Aynen çek dedi. Çekeyim dedim. Çek. Yani ha, benden ha, yana bir sıkıntı yok. Ne olacak? En fazla soyunurum. Ha, ne olabilir onu ki? Da yaptım zaten. Onu da nitekim yaptım artık. Çıplak poz da verirsin. Emekli oluyorum evet. Artık yapacak bir şey kaldı. Hedefim. Şarkıcı esas olarak kısma gelelim. Hani bu kısmında esas dur, önemli. Şarkıcı tamam, olmak çektin, dedi bir saniye. Şu oldu bu oldu. Direkt yani tek isteğim şarkıcı olmak. Şarkıcı olmak. Aynen. Hatta yani var birkaç tane şarkım var ama hı-hı, bir böyle güçlü bir aranjör istiyorum. Güçlü bir aranjör olmadan şarkımı çıkarmak istemiyorum. Yani hatta belki bir güçlü biriyle bir düet bile olabilir. Evet bir single düşünüyorum yani. 3-4 tane şarkım var ama hiç daha şey yapamadım. Kovalamadım öyle söyleyeyim hı-hı, ama ona da başlayacağım. Hiç belli olmaz bu tarz şeyler biliyorsun. Evet bir anda dikkatli farklı bir olmak şey lazım ekstradan bir de. Aynen. İnternet ortamı anında. Aynen öyle. İşte ondan böyle bir dolayı mevzu var. Ona çok dikkat etmen gerekiyor. Kesinlikle. Hani en azından biliyorum ki belli olmayacağı için çünkü hesaplar bile çalınabiliyor. Bu arada evet, o konuda evet, ne düşünüyorsun? Hesap çalınıyor vesaire çok önemli. Evet, bu bayağı takipçisi şey olan insanların hesapları çalındı biliyorsun. Yani çalınırsa güvenli üzülür bir şifren mi var mı? Uzun uzun böyle. Vallahi şifrem o kadar saçma ki yani. Şifren herkes nedir canım der. Hemen söyleyeyim. Benim çok saçma bir şifrem var. Yani gayet çalabilirsiniz. Çalarsanız da inanın üzülmem. Buradan bu arada çok selam söyleyeceğim. Bunu niye sordum biliyor musun bak. Onu arıyordum bir taraftan. Çağatay Akman. Dinledin evet, mi? Tabii canım. Olay. Evet. Ay ne biçim hissettim ki olay. Olay. Olay olay olay. Şimdi çocuğun 13 milyon 10 günde izlenmesi var. 13 milyon. Çağatay ne yaptın ya? Çağatay ekmeğimize taş koyuyor yemin ederim. Bu kadar tutacağını bilmiyordum Çağatay. Müthiş bir olay değil mi? Helal olsun vallahi ama belliydi. Bir şey olacağı belliydi yani o şarkı. Şimdi o şarkının patlayacağı belliydi. Tabii. Şimdi muhtemelen benim içeride dinozor bir yönetmenim var. Çok severim kendisini. Aysel Hanım. Aysel Hanımcığımız hep konuşur bana sürekli Aysel Hanımcığım. Sen de tanıştın Aysel Hanım'la. Yaşım evet, falan da biraz var biliyorsun. Senelerdir de yönetmenimdir sevgili Aysel Hanımcığım. Şimdi o bilmez muhtemelen. Çağatay Akman son bir hafta içerisinde internette yıkıldı ortalık. Aynen, 13 öyle milyon izlenmesi müthiş bir şeydi. Kesinlikle. Aynı şekilde senin de ortalığı kasıp kavurabileceğin, yıkabileceğin bir noktan illaki vardır. İnşallah. O sakladığın şeylerin içerisinden bir tane böyle bir kıvılcım bekler. Evet. İnternet böyle pıt diye bir anda parlayabilir. Hop birinin dikkatini çeker. Değil bir mi? Anda, tabii. Evet, öyle oluyor zaten. Yani Allah yürüyor akolum demiyor. Kenarda var herhalde böyle bir tuttuğun bir şeyler falan. Ne çalışma yapıyorsun? Mesela şarkıcı olmak istiyorsun. Var mı bir çalışman? Ya kendi yazdığım şarkılarım var. Evet. Ama adım anlamında. Yani şu anda işte herhangi bir attığım bir adım yok ama en yakın zamanda doğru bir zamanı mı bekliyorsun? Aynen kendince öyle. Yani birazcık daha doğru bir zamanda şey yapmak istiyorum. Kendini şey biraz da hazır hissetmen lazım. Ya böyle mesela bir herhangi bir aranjöre mesela yaptırmak istiyorum. Anladın mı? Güçlü girmek istiyorum. Bu işi hani mesela sadece YouTube'da izlendikten sonra ünlü olanlardan olmak istemiyorum. Yarı profesyonel gözükmek istemiyorsun. Aynen. Hı-hı. Profesyonel bir şekilde bu işe girmek istiyorum. Onun için de çabalıyorum yani. Böyle hı-hı, sadece Instagram'a Instagram'a ya da YouTube'a herhangi bir video attıktan sonra videosu tutmuş bu çocuğu alalım olmayacağım. Direkt o çocuğu alacaklar. Altyapım yani, sağlam olsun. Aynen istiyorsun, bunu istiyorum yani. Hı-hı. O şekilde çıkarmak istiyorum. Daha güçlü çıkmak. Videolara devam edecek misin? Tabii edeceğim. Yani videolar olursa gidiyor, ederim. Ben şarkı söylüyorum genelde hı-hı, artık birazcık daha bunları bıraktım. Hı-hı. Hani derse ki Yusuf böyle video çekeceğiz. Hı-hı. Yani Yusuf benim arkadaşımdır ne derse. Bu arada yapalım, siz ekipsiniz ve ekip aynen olarak aslında sürekli videolarınızda şarkı kullanıyorsunuz. Arabada, evde aynen, sürekli bir şarkı seviyoruz söyleme yani, haliniz var zaten. Şarkı söylemeyi biz kendimiz seviyoruz zaten. Kendimiz sevdiğimiz için de dedik madem seviyoruz insanlar da neyse olsun yani söyleyelim dedik. Öyle oldu yani. Sonra söyledik. Gayet beğendiler. Hmm. Hoş dedi. İyi o zaman dedim hoşsa. Söylemeye devam edelim. Devam edelim. Öyle oldu yani. Tamam demeyeceğim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hani bununla tabii ki patlamayacaksın Berkay ama Berkay yalnız. ama bir güzel olay olacak. En azından hatıra anlamında hepimize bizim için çok güzel olacak. Yalnız İşin meyan kısımlarında sakın bize güvenme. Biz çok sen kötüyüz. Bize hiç güvenmeyiz. Peki. Daha öncesinde Berkay
diye şarkı söylemişliğimiz var ona göre. Çok bas. Güzel tecrübelerimiz var. Sen söyle. Elimden... Biz devamında akabinde getiririz kardeşim. Abi, sana çok teşekkür geldim. Ediyoruz. Çok İyi sağ ki ol. Geldin. Ayaklarına sağlık. Ondan sonra acaba bütün arkadaşlarımız için söylüyorum ama evet. Ekstradan sana karşı bir sempatim var. Çok adamımsın kardeşim. Bir şarkı istiyoruz senden biliyorsun. Ben olmazsa olmaz. Hep haydi beraber bakalım. Söyleyeceğiz bu tamam. arada. Haydi bakalım. Program basılmış gibi oldu bir an. Nerede giriyoruz? Hadi. Şimdi. Hiçbiriniz de yok. Bu şarkıyı bize armağan ettiğin için çok... Ama şarkı daha başlamadı ki. Heh, tamam yakaladım. Yakala hadi. Ben de bir araların girişimdir. Sen... Abi ses gel. Hadi başla. Abi yok ki. Yok ki. Çok nereden başlayacağımızı bilemezsem ben nereden gireyim gelsin bari. Ben başlatıyorum. Gel ben başlatıyorum. Anladın mı? Müzik. Ele gün ekran. Ama bak şarkıyı sen güzel söylüyorsun. Başla. Tamam. Fark etmez. 1, 2, 3. Nakarata gir. Ele güne karşı. Ekip çok. Hadi eline gel. Haydi bakalım hoşçakalın. Hanımlar beyler bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ele güne karşı.